Şimdi canlı yayında belli olacak hocam. Biz yaklaşık 600 kişiye kayıt formu doldurmuştu. Anladım. Okey. Sanıyorum canlı yayına geçtik. Evet ama bekliyoruz galiba. Bu arada canlı yayın da başladı. Bir hocam dilerseniz bilgilendirelim arkadaşları da. Bekliyoruz şu an insanların katılmasını. Herkes en başından en sonuna kadar takip edebilsin, ne konuşulduğunu anlayabilsin diye. Bununla birlikte şu an zaten insanlar da katılmaya başladılar. Emre hocam dilerseniz eğer ben artık yavaş yavaş sözü de size bırakayım. İnsanlar katılmaya devam ediyorlar. Şeyin bilgilendirmesini yapalım. Yayının sonunda soruları sormaya başlayacağız. Soruları almaya Evet. başlayacağız. Yayın boyunca sorularını yazabilirler. Arkadaşlar YouTube'daki soruları takip ediyor olacağız. Bunu bilgilendirmek için Mehmet hocam hoş geldiniz. Emre hocam buyurun tekrar sözü Mehmet size. hocam selam. Şu anda yayında mıyız? Yayındayız hocam. Okey, tamam. Efendim hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi aşağı yukarı benim bildiğim kadarıyla aynı zamanda YouTube'da da yayında bulunuyoruz. Dolayısıyla Zoom aracıyla YouTube'da bir yayın yapılıyor. Yanlış anlamıyorsam oldukça kalabalıkta bir grup izliyor şu anda. Şöyle tartışmaya katılacak meslektaşlarımız böyle bir kendilerini tanıtıyor olsunlar. Ben alfabe sırasına göre gideyim. Ahmet Cemil, buyur canım. Kapalı sesin kapalı. Sesimi açıyorum. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Cemil Ölçer, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ruh Sağlığı Komisyonu Başkanı olarak toplantıda görev aldım. Okey. Cengiz Bey, buyurun efendim. Sizi de tanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Cengiz Özbester, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanıyım. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak bu toplantıda Sosyal Hizmet Okulları Derneği belki olabilir. Okey. O uzantıyla bu toplantıda görev aldım ben de. Okey. Sağ olun. Hoş Teşekkür ederim. geldiniz. Sağ olun. Alfabe sırasına göre gittiğime göre sıra bende. Ebre Konuk. Klinik psikolog ve çift ve aile terapistiyim. ÇATET, Çift ve Aile Terapisi Derneği Başkanı olarak burada bulunuyorum. Derneği temsilen. Hadiye Hanım bir aksilik var herhalde. Şey yapmadı. Katılamadı şu anda. Herhalde bir haber verir ya da daha geç katılır. Tam bilemiyorum.
Hayal Demirci, buyur. Merhaba, ben de psikolojik danışmanım. Aynı zamanda psikodramatist ve EMDR akredite terapist ve danışmanıyım. Ben de daha önce derneğimin hem genel merkez yönetim kurulunda hem İzmir Şube Başkanlığı'nı yapmış biri olarak derneğim adına değil ama uygulamacı bir psikolojik danışman olarak buradayım. Okey. Mehmet Hocam, sizi hiç tanımıyoruz. Kimsiniz? Nereden çıktınız? Ses kapalı hocam. Sesi açacaksın. Tamam. Teşekkür ederim. Korkarım ben sonuna kadar katılamayacağım. Biliyorsun bugün benim özel bir maalesef beklenmedik durumlarım var. Evet. Onun için ben kendi adıma senin sayende ve diğer arkadaşların sayesinde katıldım. Öyle diyeyim. Ben beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Doktorum, psikiyatr. Ondan sonra ulusal ve uluslararası çeşitli görevlerim var. Daha önce de çoğunuzun bildiği gibi ruh sağlığı yasası ile ilgili çalışmaları başlatmıştık. Ama ondan sonraki, yani bu başlangıç sürecinin en başında ben yer aldım birkaç aylık bir süreçte. Aynı zamanda psikoterapi konusunda da tahmin ediyorum ki uluslararası standartlı olan derneklerin başkanlığını yaptığım için bu konuda beni bu yüzden davet ettiniz diye düşünüyorum. Elimden evet, geldiği öyle. Kadar biraz kalıp sonra beni affetmenizi hem sizden hem de izleyicilerden, takipçilerden rica edeceğim. Çünkü uzun süre kalamayacağım. Hepinize teşekkür ederim davetleriniz için. Sağ olasın. Sana elimden gelen ilk şeyi, sözü sana vermeye çalışacağım. Ama Özlem Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Özlem Karaırmak, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanıyım. Hayal'in söylediği gibi derneğim adına katılmıyorum. Hem bir alan akademisyeni ama aynı zamanda uygulamacıyım. Bu iki kimlikle beraber bugünkü yayına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Okay. Ben başlamadan önce bir bilgi vereyim izleyicilere. Çünkü o sorular doğal olarak ortaya çıkabilir. O da Psikologlar Derneği'ni temsil etsin diye uygun birini önermelerini istedik bayağı bir zaman önce. Dediler ki biz ruh sağlığı yasasıyla çok meşgul oluyoruz. Meşgulüz. Bunun için katılamayacağız dediler. Böyle bir tartışmaya. Biz de okey dedik. Yapacak bir şey yok. Onun için derneği temsil eden birisi şu anda bulunmuyor aramızda. İkincisi Pedere Derneği başkanı istifa etti, ayrıldı yakın bir tarihte. Onun yerine şu anda Mesut Bey meşgul oluyor derneği temsil eden yönetim kurulu başkanı olarak. Kendisine de rica ettik. Hani katılırsa memnun oluruz diye. Çünkü derneği temsil etsin, yasal temsilci olarak. O da yönetim kuruluna bir danışayım, ona göre karar verelim dedi. Fakat bayağı gecikti şey. Dedi ki biz sunumu çıkmak zorundayız. İşte şu güne kadar olursa memnun oluruz dedik. O günde gelmeyince, bir ses de çıkmayınca biz duyurularımızı yaptık. Yoksa kendisini davet ettik. O da çok geç bir saatte, gece akşam bir vakti uyarısını, şeyini yönetim kuruluyla görüştüm. Katılabilirim dedi ama biz de duyuruyu çıkmış olduk. Onun için kendisinden rica ettik. Ruh sağlığı yasasını aynı şekilde önümüzdeki ay Eylül ayının sonuna doğru tartışıyor olacağız aynı şekilde. O zaman kendisiyle orada daha yakın bir şekilde görüşüyor olacağız. Şimdi bu şeyi, programı, sunumu Davranış Bilimleri Enstitüsü Çözüm Akademi ile birlikte yapıyor. Dolayısıyla Çözüm Akademi'nin hem şeyi sahibi hem de yöneticisi ve birçok sunumu da modere etmiş
Gülşah arkadaş burada bana da destek olacak. Ve şeyin sonunda, bu zamanın sonunda sorulan soruları toplayacak ve içinden şey yaparak, seçerek bizimle paylaşacak ve biz de cevaplamaya çalışacağız. İki tur yapacağız burada. Zamanımız da tabii çok serbest değil. Ama büyük ihtimalle o normal zamanımızı, 2 saatlik zamanı aşıyor olacağız. Ve bu soruları da o zaman bittikten sonra, yani toplantı bittikten sonra alıyor olacağız. Bu programda sunumda iki tur yapıyor olacağız. Birinci turumuz şunun üzerinde duracağız. yurt dışı bizim mesleklerimiz söz konusu olduğunda yurt dışında bu iş nasıl yürüyor ve nasıl yapılıyor? Kimler bu mevcut ruh sağlığı hizmeti veren meslekler söz konusu olduğunda onlar yurt dışında işlerini ve bu sistemleri oturtmuş ülkelerden söz ediyorum. Yoksa 190'a yakın ülke var. Yani onlardan söz etmiyoruz tabii ki. Sistemlerini oturtmuş ve bizim de model olarak almaya çalıştığımız ülkelerden söz ediyoruz. Yani Amerika, Avrupa, Avustralya, Güney Amerika vesaire gibi. Dolayısıyla bir kere birinci turumuzda bizim mesleklerimiz söz konusu olduğunda orada bu meslekler terapi söz konusu olduğunda uygulamayla ilgili bir kısıtlama var mıdır? Yoksa nasıl bir kriter uygulanıyor terapi yapılabilir olmak için yurt dışında? İkinci turumuz bu bittikten sonra ülkemize gelecek. Tabii bizim bir mevcut halimiz var. Mevcut halimiz gene mesleklerimiz açısından terapi uygulama söz konusu olduğunda ne alemde? Neler yaşıyoruz? Özellikle burada alanda çalışan kişiler olarak aramızda onlar rahat konuşabilirler. Çünkü yasal durumu bir şey, bir de yaşananlar var. Nasıl gidiyor? Hem yapılıyor hem yapılmıyor. Biraz garip de bir durumdayız. Dolayısıyla ülkemizde mevcut durum ne? Ve onun arkasından da eğer ideal ve iyi bir ruh sağlığı yasası, iyinin kriteri aşağı yukarı model aldığımız ülkelerdekine benzer bir modeli alacak olursak, ruh sağlığı yasamızda nasıl bir düzenleme öngörülür terapi uygulamaları söz konusu olduğunda. Hocam ne kadar acelen olduğunu bilmiyorum ama hani ilk sözü sana vereyim. Dolayısıyla sen istediğin zaman da hareket et ve yakınının yanına git. Teşekkür ederim. Evet hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ben sadece ilk tür olarak sorduğunuz soruyla ilgili olarak şunu öncelikle belirtmek isterim ki tabii ki uluslararası düzeyde ben birkaç tane birliğin hem başkanlığını yaptım hem yönetim kurulundayım. Bunlardan bir tanesi Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği. İkincisi Uluslararası Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, merkezi Amerika'da olan. Şu anda da Dünya Birliğimiz var. Bir Dünya Birliğimizin yeni kuruldu, böyle söyleyeyim. Ve bu Kognitif ve Davranış Tedavileri Birliği dediğimiz grubun bir şemsiye terim olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Yani eski adıyla biz ona Kognitif ve Davranış Tedavileri diyoruz. Ama aslında kanıta dayalı yaklaşımlar içinde barındıran, içinde bünyesinde barındıran ve giderek onlardan doğma bugün pek çok kişinin işte üçüncü dalga ya da yeni dalga diye bildiği farkındalık temelli terapiler, şefkat temelli terapiler, şefkat odaklı terapiler yani diyalektik davranışçı yaklaşımlar, metakognitif terapi gibi bütün yani kabul ve adanmışlık terapileri gibi zamanında aslında kognitif davranış terapileri ekolünde
çalışmış, öyle yetişmiş. Daha sonradan da işte bu dalga terimi benim hoşuma gitmese de. Çünkü bir dalganın gelmesi için öbür dalganın çekilmesi lazım, bir önceki dalganın. Aslında terepler dalga şeklinde büyümez. Terepler bir ağaç şeklinde büyür. Üst üste dallar açar, yeni çiçekler açar ve daha açacak çok çiçek var. Ama biz adını dalga demişiz. Şimdi bütün bunların hepsini biz kendi içinde barındıran, yani birbirinden izole gibi düşünmeyen, daha çok entegre eden bir dünya birliği oluşturmaya gayret ettik. Ve bu dünya birliğinin yönetim kurulundayım ben. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey de tüm bugüne kadar eldeki daha önceki eski tanımları çağdaş bir biçimde tanımlayabilmek. Yani hak ettiği şekilde tanımlayabilmek. Ve içine, bu şemsiyenin içine pek çok demin bahsettiğim alan gibi alanlar giriyor. Ve daha da çok girecek olan alan var. Yani altta solid, sağlam, bilim üzerine kurulu bir zemin ve bu zeminin üzerinde açan çiçekler gibi düşünülebilir. Şimdi bu eğitim standartları için çok uzun, yani kimler terapist olabilir, Avrupa'da nasıl işliyor, uluslararası düzeyde nasıl işliyor. Tabii ben ilk kurulan, yani Avrupa Birliği'nin hem sertifikasyon hem de akreditasyon komitesinde idim. Bir zamanlar başkanı olduğum bu birlikte biz ilk defa eğitim standartlarını belirledik. Bu Avrupa Birliği bir şemsiye birlik gibi düşünülebilir. Bu şemsiye birliğinin içinde değişik ülkeler, biz ülke ismi kullanmıyoruz. Çünkü bir ülkeden birden fazla birlik, birden fazla dernek Avrupa Birliği'nin parçası olabiliyor. Yani Türkiye dediğimiz zaman bir tane olmayabilir. İtalya dediğimiz zaman bir tane değil. Yunanların 4 tane derneği var falan. Yani çok sayıda dernek, yeter ki amaçları, değerleri bizim Avrupa Birliği'nin standartlarıyla örtüşür olsun. Bu şekilde bir bakış açısı var. Ve bu bakış açısı altında tabii ki yapılmaya çalışılan şey, önce terapist olmanın koşulları. Terapist olmanın koşulları için bir müfredat var. Bu müfredatın bir içeriği var. Bu içeriğin belirli bir süresi var. Ve bu içeriği tamamlayan, başarıyla tamamlayan, yani değerlendirmesi var. Bu değerlendirme süreçleri içinde en çok bakılan şey, özellikle süpervizyonlarda bizim de en çok üzerinde durduğumuz şey. Ayrıca çok fazla standart olduğunu da söyleyeyim. Mesela eskiden Beck Akademisi diye bilinen, yani Kognitif Terapi Akademisi'nin de kendine özgü bugün standartları var. Ama eski Kognitif Terapi Akademisi şimdi ismini Beck Akademisi'ne dönüştürdü. Onun yerine de Kognitif ve Davranış Terapileri Akademisi diye bir akademi daha kuruldu. Bütün bunları niçin söylüyorum? O birliğinde ben Uluslararası Danışma Kurulu'ndayım. Bunları söylememin nedeni hiçbir zaman tek bir standartın olmayışı. Yani çok farklı standartlar var ama bu farklı standartlar içinde olmazsa olmaz bilgiler var. Bu bilgiler aslında biz şimdi Dünya Birliği olarak süreyi optimal tutmak istiyoruz. Yani yapmak istediğimiz şey önce bir terapistin ne olduğunun tanımını yapmak. Yani kognitif ve davranış terapileri dediğiniz gibi işte eskiden olduğu tanımdan değiştirerek ne gibi şeyleri artık kapsıyor içine. Bu tedavilerin hem niteliğini hem de niceliğini ölçen, aynı zamanda da terapistin yalnızca becerilerini değil ama işte hangi terapiyi uyguluyorsa o terapiye olan, ne diyelim, kurallarını hem uygulayacak hem de onu nitelikli bir şekilde uygulayacak. Yani adherence ve competence dediğimiz iki ayrı. Yani birinde yapılması gereken ne oranda yapıldığı. Buna tedavinin aslında kuralları diyoruz. Yapıları var biliyorsunuz her tedavinin. Aynı zamanda da bir de tabii beceriler var. Yapılması gereken ne oranda yapıldığı değil, hangi oranda iyi yapıldığı. Dolayısıyla bunları ölçen çok çeşitli bir takım ölçeklerimiz var. Bu süreç tamamlandığı zaman bu insanlar önce terapist olarak kabul ediliyorlar. Burada meslek grupları tabii ki birbirinden çok farklı ve tabii ki psikoterapi yalnızca tıbbi bir müdahale muhakkak ki değil. Keza aynı şekilde ruh sağlığı hizmetinin bireysel ya da ekiple yapılması her ikisi de mümkün. Yani hem bireysel hem ekiple yapılması mümkün. Ve psikoterapilerin aslında temel meselesi burada, ben siz daha önce toplandığınızı mı bilmiyorum. Ben ilk defa sizlerle oldum çünkü konuyu bilmiyorum ama küçük notlar aldım tahmin ederek. Psikoterapi eğitimi meslek eğitimiyle sınırlı değil. Yani meslek eğitimini almış olmak onları psikoterapist yapmıyor. Mesela diyelim ki işte psikiyatrist oldunuz, psikoterapist değilsiniz, psikolog oldunuz, eşittir psikoterapist değilsiniz. Hatta yüksek lisansı tamamladınız, hala psikoterapist değilsiniz. O biraz akademik ünvan.
Ama onun dışında psikoterapi olarak kabul edilebilmenin kendince bir takım ölçütleri var. Bu ölçütleri başarıyla tamamlayan kişiler önce terapist kabul ediliyorlar ve sertifiye ediliyorlar. Yani daha sonra akreditasyon ve reakreditasyon gibi süreçler var. Yani sertifiye edilmek demek, terapist olarak siz sertifiye edilseniz bile hayat boyu terapist kalacaksınız diye bir kaydı yok. Yani aynı nasıl ki eskiden biliyorsunuz bizim ehliyetlerimiz vardı. Avrupa'da falan durdukları zaman bu ehliyetin süresi ne zaman bitiyordu? Bizde ehliyet süresi bitmezdi. Şimdi biliyorsunuz artık onların da bir tamamlanma süresi var. Dolayısıyla terapist olarak kalıp daha sonra tekrar reakredite edilebilmek, yani tekrar terapist olarak kalabilmeniz için bir kere ünvanı almanız yetmiyor. Belli aralıklarla, onun kuralları var, yeniden akredite edilmeniz lazım. Bu akreditasyon işlerini yapan kişilerde aslında şöyle söyleyeyim. Mesela o birliklerin, demin söylediğim birçok farklı birlik var. Şimdi biz bir standart oluşturmaya çalışıyoruz dünya birliği olarak. Hepsinin ortalamasını alarak, yani ne ulaşılması çok zor olan bir hedef olsun, ne de çok kolay olsun. Yani ne maksimum düzeyde bir eğitim ne de minimum eğitim standartları. Çünkü ikisi de uygun değil. İnsan hayatlarına dokunuyorsak, insan acılarını azaltmaya çalışıyorsak aslında tabii ki maksimal bilgiyle donatılmış olmamız beklenir. Ama maksimal bilginin olmadığı yerde optimal dediğimiz standartları belirlemek. Yani olabildiğince çok optimal. Yani ne çok kısa olsun, böyle adım maraton olsun, 3 günde 5 günde bitsin ya da 3 ayda 5 ayda, ne de çok uzun yıllar sürsün. Çünkü amaç aslında baktığınız zaman insanların sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini yükseltmek, işlevselliklerini yükseltmek. Dolayısıyla bu bağlamda ne yapılması gerektiğiyle ilgili şu anda bir çalışma yapıyoruz dünya birliği olarak. Bunu söylerken şunu demek istiyorum. Yani siz terapist olduktan sonra tekrar akredite edilebilmeniz için bazı ölçütler var. O ölçütlerin içinde işte bu alanda yaptığınız çalışmalar, vaka toplantıları, katıldığınız kongreler, gördüğünüz hastalar gibi bir takım veriler var. Bu verilerin belli aralıklarla, 5 yıl aralıklarla doldurulmuş olması gerekiyor. Tabii ki sertifikasyon ve akreditasyon komitesi var Avrupa birliklerinin ama dünya birliklerinin. Bu komiteye aslında dedim ya, bir şemsiye birlik bu. Mesela Avrupa Birliği'nden bahsedecek olursak şemsiye bir birlik olduğu için o birliğe bağlı olan, yani o Avrupa Birliği'nin içinde olan çeşitli dernekler önce dernek olarak Avrupa Birliği'nin standartlarını karşıladıklarını gösteriyorlar eğitim müfredatlarının. Yani Avrupa Birliği hiçbir zaman bireyleri akredite etmez. Kurumları akredite eder. Yani Avrupa Birliği'nin içinde İtalyan Birliği var, işte İngiliz Birliği var, Alman Birliği var diyelim, birden çok. Biz ne yapıyoruz? Onlar önce bize müfredatlarını gönderiyor. Bizim sözünü ettiğimiz çatıyla uyumlu, örtüşen, eğitimleri olan kurumlar akredite ediliyor. Yani Avrupa Birliği'nin parçası olmuş olmanız akredite edildiğiniz anlamına gelmiyor. Önce bütün eğitim standartlarınızı oraya gönderiyorsunuz. Eğitim standartları içinde hem teorik hem uygulamalı eğitimler var. Bütün bunlar Avrupa Birliği'ne gittikten sonra akreditasyon komitesi bu birliklerin kendi standartlarıyla uyumlu olanlarını akredite ediyor. Yani sizler artık sadece Avrupa Birliği'nin üyesi değil, Avrupa Birliği'nin akredite edilmiş üyesi oluyorsunuz. Yani bizde mesela 50'den fazla birlik var ama akredite edilmiş hani ülke ya da birlik sayısı bunun yarısı kadar hemen hemen. Eğer benim ayrıldığım, yani bıraktım şu anda, artık ben orada başkan değilim, görevim yok. Bizim derneğimizi, ülkedeki derneğimizi bir başka arkadaşımız temsil etmekte. Ama benim en son hatırladığım, yani üye sayısıyla akredite edilen sayıları karşılaştırırsanız akredite edilmiş birliklerin sayısı üye sayılarının hemen hemen yarısı kadar. Dolayısıyla onların da uzunca bir süre bu akreditasyon ölçütlerini karşılamaları gerekiyor. Tabii bunu yaparken bu ülkelerin değişik ihtiyaçları var sevgili Emre, biraz evvel sen de sözünü ettin. Yani ülkelerin ihtiyaçları çerçevesi içinde, öncelikleri çerçevesi içinde küçük değişikliklere her zaman bir mesele var. Bir yer var. Yani isterseniz orada önceliklerini belirliyorsunuz. Ve tabii ki bir de ruh sağlığı hizmetlerinin denetlenmesi diye bir şey söz konusu. Orada etik ve iyi uygulama kuralları var. Bu etik ve iyi uygulama kurallarına da o üyelerin riayet etmesi bekleniyor. Ben öyle anlıyorum ki süreci uzatmamak için burada durursam herhalde iyi olur. Ama genel olarak bu. Ama söylediğim şey, altta bir çatı var. Biz o çatıyı şu anda tamamlamak üzereyiz. Her ay iki kere buluşuyoruz. Dünya Konfederasyonu olarak, yani Dünya Birliği demeyeyim de Konfederasyon diyeyim.
Bu Dünya Konfederasyonu içinde çok değişik standartlar var. Kanada standartı mesela hepsinden farklı. Avrupa standartı, Amerikan standartı. Ben bütün bu birliklerin içinde yer aldığım için ortak komponentleri biliyorum. O ortak komponentleri içine sokacak. Ondan sonra bu ortak komponentleri aldıktan sonra da bu kapsamda eğitim veren, bu kapsamda eğitimi aynı şekilde değerlendirilen kişilerin terapist olarak kabul edilmesi. Tabii önce bizim bir birlik olarak uluslararası birliklerin bireyleri akredite etmesi hem mantıklı değil. Çünkü başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Etik ve iyi uygulamaları takip edebilmek gibi bir şansları yok. Dolayısıyla o görev, o birliğin parçası olan dernek tarafından ya da kurum tarafından yapılıyor. Doğru olan da zaten böyle olmalı. Ondan sonra da şimdi biz o diyelim ki hemen hemen şöyle diyebilirim belki, böyle söylersem yanlış olmaz. Bu standartları önümüzdeki ay Barcelona'da yapılacak olan kongrede sunacağız. Yani Barcelona'da bir Avrupa Kongresi var ve Dünya Konfederasyonu olarak biz orada bir panel yaptık. Orada sunacağız. Ayrıca bizim de Kasım ayının sonunda buradaki arkadaşlar için söyleyeyim. Değişen dünya ihtiyaçlarına göre değişen KDT adı altında bir de kongremiz var. Ben bu burada eğitimin standartları üzerinde de konuşacağım. 17-20 Kasım tarihleri arasında. Onun web sitesi de kongre2022.kdt'de yani Kognitif Davranış Terapileri Derneği.org.tr. Yani buradan isteyen arkadaşlar kongremize katılabilir. Orada da eğitimin standartlarını yeniden gözden geçireceğiz. Tabii ki çok terapi türü var ama tabii biz ağırlıklı olarak Dünya Birliği içinde kanıta dayalı yaklaşımlara öncelik verme doğrultusunda çaba sarf ediyoruz. Çünkü sonuç olarak bize iyi gelen başkalarına iyi gelmeyebilir. Onun için öncelikle eğitimlerde kanıta dayalı yaklaşımlara öncelik verildiğini özellikle belirtmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu aşamada bu kadar olsun. Hocam sağ olasın. Çok genel bir şemsiye altında bu iş nasıl düşünülmeli, ileriye dönük nasıl bir yol haritası olmalı, bütün dünyayı da kapsayacak şekilde son derece ana meselelere değinen bir şey söyledim, bir konuşma yaptım. Ben bizim ülkemiz için önemli, yani bundan sonraki yakın tarihli aşamalarda yani ruh sağlığı yasasını formüle ederken birçok önemli yerlere geldi şu anda ve artık o iş çıkacak. Orada hala bir tartışma sürüyor. Ben yanlış anlamadıysam çok özü itibariyle şunu söylüyorsun. Bir kere terapist rastgele birisi değil. Meslek erbabı. Bir mesleğin erbabı ve bu meslekte ruh sağlığı hizmeti veren bir meslek. Tabii. Dolayısıyla her bir kere bu şey, kim bu meslekler, hangileri gibi bir soru çıkıyor. Şimdi bizim ülkemizde 5-6 tane ve yurt dışında da aşağı yukarı o sayılarda bir ruh sağlığı hizmeti veren meslekler diye tanınıyor. Ve işte bunlar bildiğimiz mesela Kognitif Davranışçı Terapi Derneği'nde terapist olan meslektaşların tamamı bir ruh sağlığı hizmeti mesleğine sahip. Psikiyatrist olabilir, sosyal hizmet uzmanı olur, pedere olur, sosyal memle olur, çift aile terapisti olur. Yani olabilir yani. Bütün bunlar olabilir ve dernek de sizin kuruluşunuzda bunları kabul eder. Dolayısıyla bu meslekler söz konusu olduğunda Türkiye'de bir tartışma var. Şunlar şunlar olamaz. Bunlar bunlar olur. Hayır ben olurum, sen olmazsın gibi. Böyle bir tartışma yürüyor. Benim sormak istediğim soru, bu ruh sağlığı meslekleri, hizmeti veren meslekler söz konusu olduğunda bunların içinde herhangi biri veya ikisi veya üçü psikoterapiyle uğraşamaz bu meslekler diye bir kayıt kısıtlama var mıdır bu? Şimdi uluslararası standartlarda şunu söyleyebilirim. Yani mesela bir İngiltere ile bir başka ülkeyi kıyaslamak doğru olmuyor. Mesela İngiltere bütün mesleklere açık. Yani ruh sağlığı alanında çalışan hemşireler dahil olmak üzere nurse therapist diyorlar. Onlar çok daha açık. Yalnız tabii bizdeki sorun herhalde şundan çıkıyor. Yani mesela
Yunanlılar da bu doktorlarla ve psikologlarla sınırlı diyebilmekteyim. Dolayısıyla mesela değişik, tabii değişmediyse son birkaç yılda. Tabii ülkelerin yasaları var. Yani kimler terapi yapabilir diye. Dolayısıyla o yasalarda tabii ki belirtilen şeyle Avrupa Birliği'nin standartları her zaman üst üste örtüşmüyor. Yani bizim işte en büyük eksiğimiz de zaten o galiba. Yani burada onun için çok önemli bir konu bu. Yani önümüzdeki yıllarda aslında kimlerin psikoterapi eğitimine aday olabileceklerini belirleyecek olan şey önce bu soruyla başlıyor. Yani kimler psikoterapi yapabilir? Tabii evet. Ki bu olmadan her ülkeyi aynı şekilde kapsayacak bir şey yapmaya imkan yok. Çünkü ülke yasalarıyla doğrudan ilgili olan bir şey. Ve onun için de gerçekten belki de bu yasanın en önemli tarafı, daha doğrusu benim açımdan en önemli tarafı, tabii muhakkak ki birçok yönü var. Ama gerçekten bu terapileri uygulayacak kişilerin nasıl belirlenince çok önemli. İşte dediğim gibi her ülkede çok farklı bu. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'nin standartlarını uyguluyoruz ama kendi, her ülke kendi yasaları çerçevesi içinde uyguluyor. Dolayısıyla kendi yasalarının dışında bir şey uygulama şansları yok. Bizde de böyle bir yasa olmadığı için şu anda yapılan şeyler çok değerli. O yüzden de ben çok istedim, bu benim biliyorsun koordinasyonu sağladığım bir girişimdi. Bu ruh sağlığı yasası başlangıçta ve koordinasyonda sağ olsun destek olan milletvekili arkadaşlarımızla, yani ve bütün meslek gruplarını biz davet ettik. Sadece bu adını söylediğimiz mesleklerle değil, hizmet alanları da davet ettik. Yani sadece hizmet verenler değil, hizmet alanları da temsil eden gruplar orada olsun istedik. Ve benim istediğim, en çok arzu ettiğim şey şuydu. Yani acaba terapist dediğimiz kavram nasıl geçecek bu yasanın içinde? Ama o zaman öğrendim ki, yani çok açıklı, Türkiye'de terapist diye bir kavram yok. Yani terapist diye tanımlanan bir kavram yok. Onu öğrendiğim anda zaten onun dışındaki işin legal tarafı, hani benden çok daha iyi bilen insanlar mutlaka var. Dolayısıyla orada benim çok anlamım kalmıyordu. Yani ben terapileri biliyorum. Bütün hayatım bunlarla geçti. Çok değişik terapi türleriyle, her ne kadar adım kognitif davranış terapisti olarak anılsa da aslında benim öğrenmediğim bir terapi olduğunu sanmıyorum. Yani bütün bunlara baktığımız zaman terapistlik benim hayatımın, ne diyelim, en önemli kısmı oldu. Hayatımın en büyük aşkı, en uzun aşkı oldu diyelim. Hala da öyle. Bundan sonra da öyle olacağı benziyor. Yani şimdi yeni dünya kongreleri de almış olan birisi olarak, bir sürü de dünya ve uluslararası kongresi yapmış olarak. Onun için gerçekten bu aşamadan sonraki aşamalar son derece önemli Emre. Ve benim bildiğim kadarıyla birden çok grup galiba bu işi yapıyor. Onu bilmiyorum, o bugünün konusu mudur, oralara girmek gerekir mi? Ama birden çok grup galiba bu konuyla ilgili çalışıyor diye bilmekteyim. Doğru mu? Hayır, öyle değil. Şöyle Mehmet, ruh sağlığı yasası, senin sözünü ettiğin girişim kadük kaldı. Meclisten geçmedi yani. Ve iyi de oldu geçmediği. Malum orada psikoterapi bile yoktu yani, adı bile geçmiyordu. Bu sonraki yaklaşımda devlet kendisi, hükümetin kendisi işi üstlendi. Yani onlara anlattık, randevular aldık, aklı başında insanlarla ve karar alıcılarla konuştuk. Dediler ki, ha anlaşıldı şimdi, o birinci yasa meclisten geçmedi. Kendileri üstlendiler ve bu üstlenmeyi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ üstlendi. Bu ikisi götürüyor. Ve bütün mevcut adı geçen ruh sağlığı hizmeti veren meslek örgütlerini de davet ettiler. Yasada yer alacak olan. Onlar da benim biraz önce saydığım mesleklerle sınırlı. Ve bunlar yurt dışıyla da çelişir halde değil. Yani işte bir yerde psikiyatrik hemşireler de var. Bana kalırsa her gün hastayla meşgul olan bir psikiyatrik hemşirenin niye uğraşmasın terapiyle? Tabii ki uğraşabilir. Ama benim sorduğum soru şu Mehmet. Senin saydığın kriterlerin içinde en önemlisi bir ruh sağlığı hizmeti veren bir meslek erbabı olacak. Evet. İkincisi competency, yani liyakat, dilimizdeki diliyle kriterleri geçerli olacak. Yani gerekli eğitimleri, süpervizyonları, şu soru bu soru tamamlamış olacak.
Bunlar da o ülkenin kararlarıyla olur. Yani mevcut kararlarıyla. Ama bunlar mutlaka olması gerekir. Yani bu şekilde anlıyorum. Ruh sağlığı hizmeti verecek, liyakat eğitimini verirse, alırsa yani ve süpervizyonunu da alırsa, her ülke, her meslek örgütü, benimki 300 saat olsun, öteki 500. Yani Amerika'da doktora, psikolog olmak için 3-4 bin saat şart koşuluyor mesela. Tabii ki bana göre gerekmiyor böyle bir şey. Yani önce ekstra bir şey o. Ama her ülke kendi ve her dernek kendi miktarını tayin ediyor, standartlarını. Burada bir yanlış yok, değil mi? Bu söylediğim. Şimdi burada hatta şöyle bir şey var. İngiltere'deki model, yani benim İngilizlerin parlak psikologlarından bir tanesi olan özellikle David Clark gibi bir isim. Benim çok eski arkadaşım. Onlar mesela hükümetle, hatta bunu bir hükümet politikası olmaktan çıkarıp bir devlet politikası yaptılar. Yani hükümetlerle sınırlı olmasın diye. Yapılmak istenen şey şu. Yani biz belirli bir süre, demin söylediğim optimal standartlarda bir eğitim yaptığımız takdirde, yani bir terapist olmak ayrı bir şey, müdahale edebilmek ayrı bir şey. Acaba biz minimum eğitim standartlarıyla, yani şimdi teknik dil kullanmak istemiyorum ama bütün diyelim ki kaygı bozukluklarında ortak terapötik ögeler vardır. Transdiagnostik diye tanımladığımız. Mesela bu tarzdaki ögeleri biz öğreterek bu ruh sağlığı profesyonellerine belirli bir sürede belirli sayıda bir terapist eğer üretebilirsek, bunları üretmek için harcadığımız paralarla daha sonra halk sağlığının iyileşmesi çerçevesi içinde bir karşılaştırma yaparsak, harcanan paradan çok daha fazlasını devlet bir tasarruf yapmış. Evet, tasarruf etmiş olabilir mi diye. Yani bir cost effectiveness, maliyet etkililik çalışması üzerinde duruldu ve şu anda onun analizleri yapıldı 5 sene ve mesela İngiliz hükümeti bunun için, daha sonra dediğim gibi hükümet politikası olmaktan çıkıp devlet politikası haline geldi. Mesela yılda 383 milyon pound'ı sırf bunun için ayırdı. Bu çok önemli bir rakam. Yani İngilizlerin bunu da 5 sene boyunca yaptığını düşünürseniz 5 çarpı 383 milyonu İngilizleri tanıyan biri sokağa atmayacağını bilir onların. Dolayısıyla burada bu harcanan emek, harcanan paranın getirdiği avantaj bunlardan çok daha fazla, halk sağlığı olarak dönüşü daha fazla olacak diye hesaplandı. Bence bu da çok önemli. Şimdi tabii ülkenin ihtiyaçları, bir terapist, iki müdahale edecek grup. Yani biz çok kalabalık bir ülkedeyiz. Her senede nüfusumuz büyüyor aynı şekilde. Dolayısıyla tabii ki burada sayının da önemli ama nitelik çok daha önemli. Çünkü bir de rol modeli oluşturma meselesi var. Yani sizin o kalitenin denetimini yapabilmeniz de çok önemli. Yani sadece terapist olduk ama bu kim tarafından yapılmalı, kim yapacak bu denetimi? Çünkü biliyorsunuz mesela hekimlerin denetimleriyle işte ne bileyim danışma merkezlerinin denetimi aynı kurum tarafından yapılmıyor. Ayrıca meslek örgütleri mi bunu yapacak, başka şeyler mi bunu yapacak? Bunların da çok iyi konuşulması gerek. Ama dediğin gibi terapist olmak yani meslek sahibi olmayı mutlaka gerektiriyor ama meslek sahibi olmak yetmiyor. Özetle böyle söyleyeyim. Evet, işte liyakat girdisi evet. Gibi. Yani özellikle yani de becerileri. Yapamazsın denmiyor da liyakat ve onun adımları. Becerileri evet. İyi bir değerlendirme ve tabii ki de iyi bir eğitim. Bu da bizim hem eğitimimizin kalitesinin yükselmesine sebep oluyor hem de eğitimin niteliğini ölçmek, ölçeklerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Böylelikle aslında her koşulda yararlı bir iş yapılmış olur diye ben düşünüyorum. Ve dediğim gibi ruh sağlığı hizmetleri multidisipliner de yürütülebilir. Bireysel de yürütülebilir. İlla multidisipliner olacak diye bir şey yok. Yani dolayısıyla aslında bütün bunların da mutlaka konuşulması gerek. Ve dediğim gibi... Önümüzdeki ay ruh sağlığı yasasını konuşacağız. Nasıl bir ruh sağlığı yasası istiyoruz diye. Eğer civarlarda olursan ve bütün bu uluslararası şeylerden de bir zaman ayırırsan çok da memnun oluruz. Çünkü çok değerli ve çok geneli kapsayan, sadece kendi coğrafyamızla onun sıkışıklığı içinde değil, imbikten geçmiş tecrübeler olan bir şeyden, süreçten söz ediyorsun. O zaman ben sana
yani hemen git demiyorum, yanlış anlama. Hani tamam, sıkıştırmayalım seni. Tamam. Ben, bana telefon geldiği zaman ayrılacağım. Ben çok teşekkür ederim hem sizlere hem de bugün katılan çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok tamam. Sevgili. Görüşürüz. Sağ olasın. Okey. Benim buradaki sıraya göre ben alfabe sırasına göre gidiyorum. Sosyal hizmet uzmanlığı ve derneği temsilen ayrıca iki arkadaşımız var. Biri Ahmet Cemil, biri de Cengiz Bey. Cengiz Bey, sizin baktığınız zaman sosyal hizmet uzmanlığı söz konusu olduğunda yurt dışında, yurt dışı deyince anladınız ne demek istiyorum. Amerika'sı, Avrupa'sı, İngiltere'si vesairesi. Orada sizin mesleğinizle ilgili düzenleme de bir sıkıntı var mı? Yani terapist olarak çalışabilmek sizin mesleğinizde, yurt dışında. Evet hocam. Şimdi sosyal hizmet katılımcıları da saygıyla selamlıyorum. Sosyal hizmet 1897-98'lerde başlayan bir sosyal hizmet hareketi var dünyada. Oralarda başlamış bir meslek ve 1. 2. Dünya Savaşı'nın etkileri var. Bu 1. 2. Dünya Savaşı'nda psikolojik kayıp denilen cephede görev yapamaz hale gelen kişilerin cephe gerisinde aile yanlarına gönderildiklerinde hızla iyileştiklerine ilişkin bir takım çalışmalar olmuş. Ve askeri hastanelerde sosyal hizmet uzmanları askeri psikiyatride falan istihdam edilmeye başlamış. Buraya getireceğim hocam konuyu. Aslında tarihsel süreçte hani hem Avrupa ülkelerinde tabii ki Amerika'da daha çok o 1900'lü yılların ilk yıllarında İngiltere'den, Avrupa ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden gelen göçler ve bu göçmenlerin dil bilmemeleri, işte hastalıklar vesaire toplum merkezlerinin kurulmasıyla gündeme gelen bir meslek. Sonrasında da tabii ki hepimiz biliyoruz. Yani süreç içerisinde farklı disiplinlerin bilgileri de gelişiyor. Sosyal hizmet çevresi içerisinde birey bakış açısını benimsemiş, mesleki etkinlik odağı olarak benimsemiş bir disiplin, bir meslek aslında. İşte 1900'lü yıllardan 1950-60'lara kadar falan nasıl çalışılsın diye çok tartışılmış. Yani Milford konferansları falan var. 1925'ler, 30'lar. Gene terapiye getireceğim konuyu. Hani o yöndenle hani bu süreci de belki bilmiyor olabilirler katılımcılardan. Şimdi bu Milford konferansları ile birlikte de 1958'de Dünya Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi şöyle bir karar alıyor. Genelce sosyal hizmet diye bir tanımlama. Ve bu tanımlamada tabii ki sosyal hizmet uzmanlarının meslek etkinlik odağına giren danışan sistemleriyle nasıl çalışmaları gerektiğini çerçevesini çiziyor. İşte toplumun farklı kesimlerinden gelen, farklı yaşam durumlarından gelen müracaat sistemleri, genelde bireyler, aileler vesaire, gruplar falan da olabilir veya mikro, mezo ve makro düzeyde bütüncül bir bakış açısını benimseyen bir meslek olarak söyleyeyim. Fazla da uzatmayayım. Şimdi günümüzde baktığımızda aslında hem ülkemizde hem diğer ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de bu bizim danışan sistemleri, client dediğimiz, client systems dediğimiz veya işte bizim meslek jargonunda müracaatçı sistemleri dediğimiz grupların ya da ihtiyaç gruplarının sosyal hizmete ihtiyacı olan ya da koruma ve bakım gereksinimi olan birey ve ailelerin sorunları, karşılaştıkları sorunları mesleki yaklaşımlar ve yöntemler ya da işte müdahale yöntemleriyle çözme anlamında bazı noktalarda artık gelişmesi gerektiğini söylüyor bize. Yani geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama sosyal hizmet bir meslek olarak tabii ki farklı disiplinlerin kuramsal bilgilerini de kullanan bir meslek. Kendine özgü bilimsel kanıta dayalı bilgi birikimi de olan bir meslek. İşte korumaya muhtaç çocuklar diyoruz, yaşlılar diyoruz, travmalar diyoruz. İşte aile içi şiddet, kadın konuk evleri, aile mahkemeleri vesaire.
Şimdi buralara baktım. İlk söyleyebileceğim şey klinik odaklı sosyal hizmet lisans eğitimler, doktora ve yüksek lisans eğitimleri. Hatta klinik sosyal hizmet eğitimleri de var. Ve buralarda tabii daha çok klinik odaklı kuramlarla bakış açısı ve ele alma. Ama mesela şimdi Amerika'ya gitsek ya da bir siteye girsek, iş bulmayla ilgili bir siteye social worker diye yazsak mesela hep önümüze listelenir. İşte istismar mağduru çocuklarda çalışma ile ilgili işte terapi becerilerine sahip olmak, işte aile içi şiddetle ilgili bir iş profesyonel aranıyorsa işte aile ve çift terapileri ile ilgili becerilere sahip olmak gibi birçok şeyi sıralıyor. Aslında hani Avrupa ülkelerinde değişiyor. Yani farklı ülkelerde daha böyle danışmanlık ve yönlendirme, yani hizmetlerden yararlandırma şeklinde daha çok yasal haklarıyla ilgili süreçlerle çalışan meslek elemanlarımız da var. Ama işte belli enstitülerin, özellikle Almanya'nın mesela örnek verebilirim, İngiltere'de de yine aynı şekilde belli enstitülerin eğitimlerini, mezuniyet sonrası eğitimlerini tamamlayan, terapi eğitimlerini tamamlayan meslek elemanları da var sosyal uzmanlar açısından. Yani 1900'lü yılların başından beri hep olmuş. Özellikle aile terapisiyle ilgili o gelişen zaman içerisinde de hani yayınlarda görüyoruz bunları. Kişisel terapilerle ilgili ya da işte farklı travma terapileriyle ilgili mezuniyet sonrası eğitimler almışlar. Şimdi ülkemizde baktığımızda da tabii ki şimdi çekirdek eğitim programı bizim lisans programları için. Hocam ülkemize baktığımız kısmını sonra yapacağız ikinci turda. Tamam. Ama ben size bir soru sorayım. Tabii. Altını çizebilmek için. Mehmet Hoca'ya sorduğum sorunun aynısı. Yurt dışında Amerika veya Avrupa sosyal hizmet uzmanı, bir sosyal hizmet uzmanı eğer tabii bir 4 senesi var, ondan sonra şeyi var, yüksek lisansı var vesaire. Eğer terapiyle uğraşmak isterse, kafaya takarsa, ben terapiyle uğraşacağım derse, bu adımları atmasına yardımcı olacak kriterler belli midir? Mehmet Hoca'nın dediği gibi kompetansı, yani liyakat sistemi orada da çalışıyor. Yani belli kuralları, belli kriterleri şey yaparsan, evet, bir sosyal hizmet uzmanı olarak terapiyle uğraşabilirsin diyor muyuz? Evet. Daha belirgin. Tabii ki daha belirgin ve daha öne açık mutlaka. O aşamaları tamamladıktan sonra işte yasal süreçler de ona göre düzenlenmiş. Diğer disiplinler gibi. Tabii yasal süreçlerin düzenlendiğini varsayıyoruz. Yani yetkinlik anlamında yetkinliğini tanıyan ya da işte Mehmet Hocam da söyledi, kaliteli bir eğitim ve bu eğitimin hani ne kadar bilgi beceri kazandırdığının ölçülmesi, yetkinliğinin onaylanması. Hani bu tür komisyonlar, uluslararası kurulların koyduğu kurallara uygun olarak tabii ki aşamaları yerine getirdiğinde tabii ki çalışan sosyal uzmanları var. Anladım. Ahmet Cemil, burada senin aynı zamanda da bir uygulamacı olarak, yani hayatının önemli bir kısmı senin bir uygulama süreciyle geçiyor ve geçti. Buralarda diyeceğin bir şey var mı? Mesela şimdi, alanda çalışırken diğer meslek grupları vesaireyle ilgili yaparsın yapamazsın kavgalarını sizler daha çok şey yapıyorsunuz, işitiyorsunuz ve maruz kalıyorsunuz. Oralarda diyeceğim bir şey var mı? Şimdi biz biraz önce Mehmet Hocam bahsetti, o düzenleme komitesi ve ruh sağlığı yasasında ben de besleğiminden meslek örgütünün temsilen katılmıştım ve Mehmet Sungur Hocamızın çok değerli katkılarıyla kendi içimizde o ruh sağlığı yasasını bir şekilde oluşturmaya çalışmıştık. Sizin deyiminizle kadük kalan yasa o kısımda. Evet. O yüzden Mehmet Sungur Hocamızdan çok sağlıklı ve çok doğru destekler alarak devam ettirmiştik.
Tabii ki psikoterapi ve terapi, sosyal hizmet mesleği ile ilgili bağlantı kurarsanız, biz sosyal hizmet uzmanlarının herkesin terapist olması gibi bir iddiamız baştan beri dernek olarak da savunmadık. Evet. Terapiyle ilgilenenlerdi. Çünkü sosyal hizmet mesleği temel olarak hak savunuculuğu ve savunuculuk üzerinden gittiği için de temel rollerimiz ruh sağlığı içerisinde zaten belirgin. Ama biraz önce Cengiz Bey'in de, Cengiz Hocam'ın da ve sizin sorularınızda terapist olmak isteyen tabii ki terapiyle ilgili doğru eğitimleri aldığında, çünkü hiçbir lisans eğitimi terapist olmak için yeterli olmaz. Zaten bu dünyada da böyledir. Ülkemizde de bence böyle şekilde gider. Lisans eğitimleri bize bir altyapıyı sağlar. İşte psikososyal anlamda bir temel verir. Ama siz birey olarak bununla ilgilenmek istediğiniz takdirde, bununla ilgili akredite eğitimleri, doğru eğitimleri aldığınız takdirde bir sosyal hizmet uzmanı tabii ki terapi yapabilir. Ama bu yapma yapmama kavgası, ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki dünyada baktığınızda bir gerçeği de kabul etmemiz gerekir. Biraz önce dedik, terapi denilince aklında bir psikolog doğal olarak psikoloji bölümü, bilimi daha ön plana geçer, tanınırlık ve kabul edilebilirlik açısından daha avantajlıdır. Ama bu demek değildir. Biraz önce Mehmet Hocam'ın da dediği gibi, onların hani bitirmesi demek terapist olacak anlamına gelmiyor. Tabii ki bizim açımızdan aynı eğitimleri aldığı süre içerisinde biraz daha avantajlı olabiliyorlar. Ama süreç içerisinde bizler olur muyuz? Tabii ki olabiliyoruz. Olmak için de çalışıyoruz. Kimse de hayır sen, siz olamazsınız demedi açıkçası. Yani bu işi bilen veya bu işi araştıran kişiler ve bu işe gerçekten gönül vermiş kişilerde böyle bir tepki karşılaşmadık açıkça söylemek gerekirse. Ama genel olarak baktığımızda, biz dernek olarak konuşmak istiyorum, bireysel olarak konuşmak istemiyorum. Lisans eğitimiyle tek başına bütün meslekler için demeyeceğim, kendi mesleğimiz için yani onlar için de, lisans eğitiminin bir terapi eğitimi için yeterli, terapistlik için yeterli olmadığını ve terapistliğin süreç içerisinde belli koşulları ve liyakatı tamamlamış yerlerde, biraz önce Mehmet Hocam'ın da söylediği gibi uzun süreçlerle geçilmiş ve yetkinliği kabul edilmiş şekilde tamamlandığında ruh sağlığı meslekleri tüm dünyada yapıyor. Ülkemizde de bu da aynı şekilde devam ediyor. O yüzden de herhangi bir sorun hissetmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani en önemli karşı görüşte Sağlık Bakanlığı var anladığım kadarıyla. Yani o işte ancak bir ruh sağlığı yasasıyla aşılırsa aşılacak. Evet, yani 2011'de çıkan bir yönetmelik var sizin de bildiğiniz gibi, bir orada bir tebabete konulan bir eklemeler var. Sonra 2014'te evet, ona göre bir takım düzenlemeler var. Orada bazı zaman yine bir psikoterapi tam kullanılmamış. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani bir şekilde böyle yerleştirilmeye çalışılmış. Evet. Orada bir sınırlama getirilmeye çalışılmış ama o da uygulamada zaten birçok sorunlar da beraberinde getiriyor. Evet. Bence bu ruh sağlığı yasasında da, yasa çalışmalarında da bizim temel olarak temel ruh sağlığı yasasında toplum temelli ve koruyucu ve önleyici hizmetin ön planda tutulduğu bir yasanın öncelik alması, biraz önce Mehmet Hocam'ın İngiltere örneğinde verdiği gibi, bunlarla beraber o terapi kısmına, düşüş kısmı, geliş kısmını azaltabileceği ilgili bizim de ruh sağlığı yasasında temel anlayışımız oydu. Yani meslek olarak onu söylemiştik ama terapi kim yapar kısmı geldiğinde bir sınırlanmalar her zaman olabiliyor. Birçok yasada, birçok mevzuatta böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Sadece ruh sağlığında değil. Yani birçok ülkemizdeki mevzuatlara baktığımız zaman birazcık öne çıkma veya alan kapma demeyeceğim. Öyle çok iddialı kelimeler kullanmak istemiyorum ama bir sınırlandırıcılık yapılmaya çalışılır. Bu da doğaldır. Ben de o zaman şöyle derim, her meslek örgütü doğru kendini savunabilirse ve doğru şekilde tanıtabilirse bu da ülkede bizim ülkemize özgü bir şey değil. Dünyada zaten bunlar belli, ruh sağlığı yasaları çok net var, bu ülkeler çok iyi uygulamış ve bunlardan bir model çıkarılabilir ve bu modelle bir takım uygulamalar da çok net konulabilirse herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Özlem Hanım, psikolojik danışmanlık ve rehberlik faslına geldiğimiz zaman siz ne dersiniz? Aslında sizin meslek en çok tartışılan, hemen evet, söyleyeyim.
Evet. Dolayısıyla ağır bir baskı altındasınız. Onu da biliyorum. Ne dersiniz? Yurt dışındaki uygulamaya baktığımız zaman, ülkemize geleceğiz zaten, ikinci turumuzu öyle yapacağız. Yurt dışında üniversiteler, Amerika'sı, işte Avrupa'sı ve diğer sistemlerini oturtmuş ülkeler söz konusu olduğunda, yurt dışında psikolojik danışmanlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları yurt dışında terapi yapmaları kısıtlanır mı? Yoksa biraz önce saydığımız gibi Mehmet Hoca'nın, Ahmet Cemil'in, Cengiz Bey'in saydığı gibi acaba liyakat ve belli bir meslek örgütü olduğuna göre adımları belirlenir ve o zaman uygularız diyor. Siz ne diyorsunuz? Yurt dışına baktığımız zaman. Aslında ben ne diyorum? Ben şu ana kadar ki konuşmacıların üzerinde hemfikir olduğu bir cümleyi tekrar etmek istiyorum. Çünkü İngiltere'deki en temelde bu mesleğin doğduğu yer İngiltere ve Amerika'daki uygulamalar bunu söylüyor. Lisans eğitimiyle, üniversitelerdeki lisans eğitimiyle hiçbir ülkede psikoterapist yetişmiyor. Burada evet. Hemfikir olduk. Evet. Yani meslek eğitimiyle psikoterapist yetiştirmiyoruz. Sen psikolojik danışma ve rehberlik okudun diye, sen psikoloji okudun diye psikoterapist olmuyorsun. Zannediyorum evet. En temelde ruh sağlığı yasasının da dayanması gereken yerlerden birisi burası diye. Biz de bunu savunduk zaten. Ayrıca, evet. Ayrıca psikoterapi, yani gene literatüre de baktığınızda dünyadaki yine Amerika ve en temel, en gelişmiş ülkeler İngiltere ve Amerika'dır bu anlamda. Baktığınızda diyorlar ki psikoterapi medikal bir müdahale değildir. Hekimlerin hakimiyetinde olamaz. Dolayısıyla evet. Diğer ruh sağlığı alanında çalışanların da bu alanda kendilerini yetiştirdikleri müddetle terapiyle uğraşmaları mümkündür diyorlar. Yani biz İngiltere'deki yasalara, İngiltere'deki düzenlemelere baktığımızda görüyoruz ki hani Mehmet Hoca söyledi. Dedi ki hemşireler bile olabiliyor dedi. Doğru söylüyor. Evet olabiliyor. Ama öyle bir standart var ki, öyle bir eğitim standardı var ki o standartlarla zaten bir çok temel bir psikoloji eğitimi, temel bir psikoterapi eğitimi alıyor zaten kişi. Dolayısıyla bir hemşirenin de, bir psikoloğun da, bir psikolojik danışmanın da bu eğitimi, bu süreci tamamladıktan sonra psikoterapist olmasının önünde, İngiltere'de ve Amerika'daki yasalar önünde bir engel yok aslına bakarsanız. Okay. İngiltere çok sağlam bir sistem yapmış bence ve demiş ki bir psikoterapi kurulu, konseyi diyelim, öyle bir konsey kurmuş ve orada diyor ki sen eğitim alırsan ama aldığın eğitimler de şu koşulları sağlarsa, şu akreditasyon, bunları da ben belirlerim diyor. Bunları sağlarsa diyor, o zaman sen psikoterapist olma yolunda ilerleyebilirsin diyor. Bu eğitimlerin de standartları o kadar net belirlenmiş, o kadar açık bir şekilde yazılmış ki her yerde bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ve bu da yetmiyor, diyor ki hani ben böyle bir akreditasyon sistemi istiyorum eğitim kurumlarından, ama diyor eğitim kurumları akredite edilir dedi ya Mehmet Bey, doğru. Eğitim kurumlarını akredite ediyor, herkese vermiyor. Yani 2 günlük eğitimle, 3 günlük eğitimle sizi psikoterapist ilan etmiyor İngiltere. Diyor ki 450 saat diyor senin teori ve beceri eğitimi alman lazım diyor. Bu teori ve beceri eğitiminin de en az 100 saati süpervizyon eşliğinde olmalı diyor. Yani bakın bu sadece training, eğitim kısmında. Ondan sonra 450 saat senin bir uygulamaya gitmen lazım. Yine süpervize edilmiş bir uygulamadan geçmen gerekiyor diyor. Size 900 saat zaman yaptı. Hayır, bu da yetmedi diyor. 900 saat. Bunun üzerine 105 saatte kişisel terapi alman lazım diyor. Bunlardan sonra hayır yetmiyor. Sen aynı zamanda bu konseye bağlı bir ekip tarafından değerlendiriliyorsun. Mesleki açıdan acaba bu kişisel özellikleri taşıyor musun? Sen buraya uygun musun diyor. Ancak bunun gibi birkaç madde daha var. Ben en önemlilerini özetlemeye çalışıyorum. Bunlardan sonra sen psikoterapist olabilirsin. Ne oldu? 900 saat eğitim, üzerine 100 saat kişisel terapi,
ve ondan sonra da hala bir elemeden geçiyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra yine Mehmet Hoca'nın söylediği gibi bu lisansı yenilemeniz gerekiyor. Yine bir ayrıma gitmiş İngiltere'deki sistem, diyor ki bunu bir lisans düzeyinde yapabilirsin, bir de lisans üstü düzeyde yapabilirsin. O yüzden ben bunu da ayırıyorum diyor, ünvan olarak ayırıyorum diyor. Lisans düzeyine ayrı bir ünvan vermiş, lisans üstü düzeye ayrı bir ünvan vermiş. Ve diyor ki eğitimin içinde peki ne olmalı? Ben bu hani eğitim kurumları başvuruyor akredite olmak için. O kadar net yazılıyor ki her şey. Teori olmalı, psikoterapilerin kuramları olmalı diyor. Araştırma temelli olmalı diyor. Çeşitlilik ve çok kültürlülük meselelerini kapsamalı diyor. Etik meselelere değinmeli diyor. Süpervizyon nasıl olmalı? Ona süpervizör kim olmalı? Onları söylüyor. Değerlendirme kriterlerini veriyor. Ve burada şeye kadar yazmışlar. Hani devam nasıl alınacak? Ne kadar zorunlu? Buralara kadar yazmışlar. Sosyal medya nasıl kullanılacak? Bütün detaylar yazıyor aslında. Eğer böyle bir eğitimden geçiyorsa kişi, zaten hemşire de olsa, sosyal hizmet uzmanı da olsa, psikolojik danışman da olsa, psikolog da olsa zaten o yolda yoğruluyor ve terapist olma yolunda gidiyor. Bakıyorsunuz, dedim ya, bir lisans düzeyi bir lisans üstü düzeyinde bakmış İngiltere'deki sistem. Ve diyor ki burada, yani lisans ve lisans üstü, siz de internetten görebilirsiniz, birebir aynı. Sadece derinlikleri farklı, saatler biraz daha farklı, ama lisanstan başlayan lisansüstü eğitime devam edebiliyor. En çok değindikleri şeylerden bir tanesi, diyor ki acaba biz bu kültürel, hani sosyoekonomik, cinsiyete bağlı, heteronormatif, o engellilik gibi daha psikoterapi ortamını zenginleştirecek o bakış açısına sahip olup olmadığını da ben senin tartacağım diyor. Acaba o bilinç dışı ön yargılarından, gerçekten bu kelimelerle anlatılmış, bilinç dışı ön yargılarından kurtulabiliyor musun gibi bir değerlendirme sistemleri var. Yani İngiltere'deki sistem aslına bakarsanız o kadar kolay değil. Sen çok kültürlük teması içindeki ayrıcalığın anlamını biliyor musun diyor. Baskıya maruz kalmanın anlamını biliyor musun? Ruh sağlığındaki etkisini biliyor musun diyor. Ve bu buralardan geçtikten sonra sen ancak psikoterapist olabilirsin diyor. Bunlar hani benim çok böyle önemli gördüğüm ve değinmeye çalıştığım yerler. Hocam, bunun burada benim aldığım mesaj şu. Diğer konuşmacıların da altını çizdiği bir şeyin altını çiziyorsunuz. Psikoterapist olmak mümkün. Değişik meslek grupları için de mümkün. Pedere için de. Siz şimdi bütün bunları pedere için mi konuştunuz? Ne İngiltere'deki sistemde hocam, ne Amerika'daki sistemde böyle bir ayrım yok. Hayır, sizin konuştuğunuz. Evet, psikolojik danışmanlar. İngiltere'yi anlatıyor ve pedereyi anlatıyor mu bu? Pedere mezununu anlatıyor mu? Evet, evet. Amerika'daki sistemde bunu anlatıyor. İngiltere'deki sistemde bunu anlatıyor. Yasal olarak hiçbir meslek grubunun önünde hiçbir engel yoktur. Evet ama... Biz yasal düzenlemelerdeki o etik standartları, o yeterlilikleri, o akreditasyon koşullarını sağlayın. Amerika'daki koşullara baktığımızda orası biraz daha ilginçleşiyor. Ve diyor ki ben sana yeterlilik alanları veriyorum. Şu, 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 şu alanlar. Sen bu alanlarda bu yeterlilikleri, yine benzer yeterliliklere geçeceğim. Hak savunuculuğu var, cinsiyete bağlı konular var. Çok kültürlüğün içindeki bir sürü parça var. Sen diyor bunları, bu yeterlik alanlarını karşılayan bir üniversitede bir lisans ya da yüksek lisans programından mezun oldun mu diyor. Oldun. Seni psikoterapist yapmıyoruz diyor. Ne olacak? Sen önce bir deneyim sürecinden geçeceksin. O deneyim süpervizyon altında olacak. Ne kadar biliyor musunuz? 2000 saat ile 4000 saat arasında değişiyor Amerika'da. Eyaletten eyalete. 2000 hocam saat, bu psikologlar saat. İçin ve doktora mezunları için geçerli. Değil hocam. Değil. Psikolog unvanı alabilmek için Amerika'da PhD ya da PSYD yapmanız gerekiyor. O söylediğiniz psikolog unvanı almak için. Evet.
Bu benim söylediğim mental health counselor olmak için 2000 ile 4000 saat arasında eyalete göre değişiyor. Ben ve bu ekleme, 1000 ile 1500 saat arası da doğrudan danışanla olması gerekiyor. Doğrudan bir ekleme yapmak istersem psikoterapide... Şu an benim zamanım ya, isterseniz söz size gelince kullanın. Tamam. O yüzden Amerika'daki sistem iyice bu anlamda katı bana kalırsa. Ve çok da korumuş, hani hizmet almak isteyeni hem Amerika'daki hem İngiltere'deki sistem çok güçlü bir web sitesi oluşturmuş. Terapi nedir? Terapist nedir? Neye göre terapist seçilir? Bizim böyle bir web sitemiz ya da böyle bir kuruluşumuz yok bir kere en başta. Dolayısıyla danışan nereden ve kimden yardım alacağını bilmiyor zaten. Ki terapistin yetkinliğini nasıl değerlendireceğini. Hocam yasalarımız yok. Yok, haklısınız. Ya, sizin söylediğiniz hale gelip ki bunlar? Evet, psikoloji alanında PhD, PSYD yaparsa o zaman psikolog unvanı alıyor. BA de lisans düzeyindeki psikoloji okuyanlar sadece derece alıyorlar. Hepsi tabii bu. Ki o dünyanın her yerinde öyle anlaşılıyor. Evet. İş ve işçi bulma kurumuna benzer bir kurumları var. Psikoloji mezunları nerede çalışıyor diye baktığınızda %25 ile 30 arasında eğitim sektöründe çalışıyor. O yüzden peki hocam bir şey soracağım. Son derece yorucu. Biz danışanı korumaya dönük bir sistem kurmak zorundayız. Şöyle sorayım. Kısa bir şey belirteyim. İngiltere'ye dönecek olursak. Mesela İngiltere'de birçok master bir seneye indirildi bizim alanımızda ve bir sene master yaptıktan sonra bir süre biraz da öyle binlerce sayı falan değil, diyelim ki 100 saat bir süpervizyonla NHS'in yani National Health System'ın ulusal sağlık sisteminin herhangi bir biriminde işe başlıyor. Ve orada da bir süpervizör bulunuyor ve onlar terapi yapmaya başlıyorlar. Yani bu saydığınız şeylerden geçmeden sistem bazı kolaylıklar anladığım kadarıyla tanımış. Çünkü İngiltere'deki sistem hizmet veremez halde. Şöyle bakın, sizin söylediğiniz şeyle benim söylediğim şey arasında şöyle temel bir fark var. Psikoterapist unvanıyla çalışabilmek. Evet. Ve danışan görebilmek. Sizin söylediğiniz lisans ve lisansüstü programları İngiltere'de vardır. Çok sayıda var. Ama bunların akredite bir eğitim programı olup olmadığı tartışılır. Akredite bir eğitim programını da zaten bu söylediğim konseyin web sitesinden görebiliyorsunuz. Ve diyor ki benim ancak şu programlarım. Zaten 70 tane program falan, çok fazla yok yani. Bu iki dal içinde. İki dedim ya, lisans ve lisansüstü içinde. Yoksa sizin söylediğiniz doğru. Ama benim söylediğim psikoterapi anlamında çok özel bir tanımlama, sınırlama getirmişler. Hocam bunları büyük ölçüde ruh sağlığı yasası tartışmasına zaten bırakacağız. Ama bizim için önemli olan terapiyi kimler yapabilir dediğimiz zaman yurt dışında sizi ilgilendiren kısmı şu anda PDR söz konusu olduğunda belli bir liyakat adımlarını attıktan sonra herhangi bir PDR mezunu serbest çalışma hakkını elde eder. Okay. Dolayısıyla bize de burada yasamızı yaparken hangi modeli alacağız, hangi aşamaları alacağız ve her meslek için de ayrı düşünmemiz gerekecek. Yani mesleklerin şeyleri de farklı. Çünkü aile terapisti var, bilmem ne var, vesaire var. Kognitif davranışçı terapist var. Başka bir sürü terapist var. Bunlar için kendi ülkemiz... Ayırt etmiş hocam. Hepsini evet. Amerika'da ve İngiltere'de hepsini ayırt etmişler. Family terapiste de bir akreditasyon sağlamışlar. Hepsinin var yani. Biz var. De kendi ülkemizdeki koşullara uygun halde bunu yapabiliriz. Ve ruh sağlığı alanında çalışan bir meslek grubu olarak ben psikolojik danışmanların psikoterapi alanında yer almaları gerektiğini zaten inanıyorum. Kendim de o alanda çalışıyorum. Okay. Teşekkür ederim. Peki. Ahmet Cemil, sen bir şey diyecektin, kaldın.
Evet, aslında orada Özlem Hanım'ın sözünü kesmek değildi. O burada eksiklik olan bir kısmıydı. Psikoterapi kısmında derneğine baktığımız zaman zaten Amerikan Psikoterapiler Derneği'ne baktığımızda üye sayısı ve meslekler dağılımı incelendiğinde orada ağırlıklı olarak biraz önce bahsedilen kısım clinical social worker'la terapi ağırlıklı götürülmeye çalışılıyor. Burada sosyal hizmet uzmanı olması tabii ki yüksek lisansa gerekmiyor. Psikoloji mezunları da yüksek lisansa sosyal hizmet değil bu clinical social worker'da. Orada 3000'e yakın bir süpervizyon saatiyle ağırlıklı olarak psikoterapi hizmeti clinical social worker'lar sayesinde Amerika'da götürülüyor. Çünkü diğer koşullar biraz daha ağır olduğu için. O yüzden de psikoterapi derneğine baktığımızda %70'i o civarda clinical social worker dedikleri ama dediğimiz biraz Özlem Hocam'ın da söylediği gibi ağır bir süpervizyon koşulları var. Yani sadece bir master yapmak evet. değil. Yaklaşık işte 2000-4000 dedi. Orada yaklaşık 3000'e yakın bir saatlik süpervizyon süreciyle bir süreç tamamlanması gerekiyor. Yani sadece yüksek lisans yaptım, psikoterapist olayım olmuyor. Ciddi bir süpervizyon süreci var. Ve bu süpervizyon süreciyle lisansı alıyor ve lisansla beraber terapi psikoterapi yapma yani, hakkına evet. sahip oluyorlar. Okay. Bizi ilgilendiren kısmı şu, buradan anladığımız şey şu, serbest çalışma hakkını elde etmek için biraz daha birkaç bin çalışma süpervizyon almak lazım. Ama Batı elemanını bir an önce terapi yapabilir hale getiriyor. Ama başında süpervizyon. Bir müessesede çalışıyor, süpervizyon alıyor vesaire. Ama faydalanabiliyor. Bu çok önemli. Serbest çalışmak ayrı bir şey. Yani o hakkı elde etmek için birazcık daha uğraşman gerekiyor. Bu doğru. Bizim ülkemizi ilgilendiren kısmı biz yani nüfusumuz her sene 1 milyon artıyor. Evet, o çok benim, uzun bir saat. Benim hesabıma göre de 300-400 bin profesyonel açığımız var. Dolayısıyla biz elemanlarımızı, insanlarımızı çok hızla terapi yapabilir haline getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin Hayal? Evet, Özlem Hocam gayet güzel anlattı. Onun için hani evet. dünyadaki çıkış noktası bizim mesleğimizin yine savaşlardan sonra aslında. Yani o savaşlardan sonra o değişim süreci, ailelerin yoksulluğu, işsizliği, göç, ayrımcılık, bütün bunlarla beraber psikolojik danışmanlık biraz daha eğitimle başlamış aslında. Onlar da 1910-1913'te falan herhalde Amerika'da ilk psikolojik danışma rehberlik derneğinin kuruluşu. Bizde 1980'ler 89'da falan hatırladım derneğimizin kuruluşu. O süreç içinde de çok önemli bir şey var. Savaştan sonra onlar daha toplum temelli ruh sağlığına önem verirken biz daha gerilerden gelerek aslında bizde hani ruh sağlığı bile konuşulmadığı bir dönem. Ama 1950'de hani ilk bu Marshall planıyla beraber eğitimdeki eksikler neler dendiğinde ondan sonra bizde aslında rehberliğin, psikolojik danışmanın önemi okullarda özellikle daha fazla hak temelli yaklaşıma dayanan sistemlerin kurulması konuşulmaya başlandı. Bunun için de Türkiye'den iki uzman gönderildi. 1950'lerde. Yani baktığınızda bizde sistem zaten çok geç başladı. O yüzden de psikolojik danışmanlık bizde biraz daha eğitimle, aslında psikolojik danışmanlık bölümü eğitimle okullarda ne kadar erken ruh sağlığı hizmetine daha eşit haklara sahip olurlar, ona bakılarak ilerlemeye başladı. O yüzden de hani burada ayrımcılıktan, ihmalden, istismardan, sosyal değişimden, işsizliğin verdiği ya da yoksulluğun verdiği psikolojik faktörlerden çocukların ne kadar erken korunması ya da onların ruh sağlığı hizmetine ne kadar erken kavuşulması ön planda olduğu bir dönemde rehberlik hizmetleri ve okullara giren psikolojik danışmanlık birimleri oluştu. Yani bizim derneğimiz kurulduğunu hatırladım, 300 kadar okulda rehberlik servisi vardı. İlk dernek kurulduğunda 600 tane psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı diye atanmış uzmanlar vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ama bu 600 uzman da psikolojik danışma ve rehberlik mezunu değildi. Onlar farklı alanlardan geçiş yapmış kişilerdi. Bizde hani üniversitelerde lisans programları, Özlem Hocam daha iyi biliyor herhalde, 1985'ten sonra falan başladı. Ben hani
96 mezunuyum. Daha hani bölümün adını bile telaffuz etmeden gelen insanlar vardı. Yani ne okuyacağız, siz burada ne yapacaksınız falan denilen bir bölümdü. Ama dünyada ilk önce eğitimle bu ortak çatıyı kurmaya çalışırken çocuklara, çocuklar aracılığıyla ailelere ulaşmak, toplumun biraz daha geneline bunu daha temelden bir yerden vermek isterken daha sonrasında rehberlik hizmeti aslında daha fazla psikolojik danışmanlığa da dönüşmeye başladı. Çünkü bunun süreci var, yani çocuk okulda başladığında bu hizmeti okuldan alabiliyor ama dışarıya çıktığında onun tekrardan bu hizmete ihtiyacı olduğunda psikolojik danışmanlık hizmetiyle ilerleyebiliyordu. Ya da okullardaki rehberlik sistemi biraz daha yetenekler, ilgi alanları iken Amerika'da da daha fazla psikolojik danışmanlık onların biraz daha psikososyal sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Ülkemizde de böyle başladı. Ama daha sonrasında hani niye psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü psikoterapi yapamaz gibi böyle başlıklar konuşulmaya başlandığında büyük ihtimalle oradaki lisans bölümleri ve bizdeki lisans bölümlerinin farklılıkları oldu. Aslında derslere bakıldığında sanıyorum ki çok da böyle farklılık yok. Yani orada temel dersler, alınan psikolojideki, sosyal hizmetlerdeki temel derslerle büyük ihtimalle psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerindeki temel derslerde ortak, benzer şeyler alınıyor. Ama burada hani bizim biraz daha kendi mesleğim özelinde baktığımızda kesinlikle buna katılıyorum. Elbette ki o eğitim sürecinden geçmiş biri olarak da bugün psikoterapi yapmak için neye ihtiyaç var diye sorduğumuzda evet, psikolojik danışman olarak mezun olmak kesinlikle yeterli değil. Lisanstan sonrasında yüksek lisans, yani bu klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak ya da psikolojik danışma ve rehberlikte ya da aile danışmanlığı bölümünde yüksek lisans yapmak ya da sosyal hizmetlerde yüksek lisans yapmak da yeterli olmadığını biliyoruz. Sonuçta hepimiz bunları yapıyoruz, okuyoruz, çalışıyoruz ama psikoterapi ekollerinden birine sağlamca tutunmak, onunla beraber gerekliliği, bu gereklilik de aslında mutlaka bir akreditasyon komitesinde belki de değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla beraber ancak psikolojik danışmanlarda psikoterapist olabilir'e kesinlikle inanıyorum. Böyle olduğunu da her zaman zaten savunuyorum. Okey. O zaman bir ben kaldım. Evet. Kendi mesleğinden bahsetmeyeyim. çift ve aile terapisi. Hadiye Hanım gelmedi. O da aile danışmanlığını şey yapacaktı. Onu da içine alan şekilde konuşayım. Çift ve aile terapisi tabii sahneye aşağı yukarı 50'li yılların 1960'larda çıkmış bir yaklaşım. Yani ondan önce başka yaklaşımlar zaten ortada vardı. Terapi olarak bir tek psikanaliz vardı. Yani terapi olarak uygulanan. Çift ve aile terapisi aşağı yukarı 80'li yıllarda Amerika'da özellikle birçok eyalette artık uygulanır ve şey yapılır bir hale geldi. Sigortanın ödediği bir yaklaşım oldu. Çünkü birebir yürüyen ilişkide birdenbire bir terapist 5 tane insanla meşgul olabilir hale geldi. Dolayısıyla çok boşluğu doldurdu. Çünkü ondan önce psikanaliz vardı. 5 kişilik bir aileye de 5 tane analiz gerekiyordu yani. Öyle bir acayip bir durumdu. Onun için gelişmiyordu. Yani terapi gelişmiyordu. Aile terapisi bugün için Amerika'da ve Avrupa'da değişik meslek şeylerinden lisans eğitimi yoktu. Aile terapisinin yüksek lisans eğitimi vardır. Ve lisans eğitimi olmadığı için lisans eğitimi, ruh sağlığı hizmeti veren lisans eğitimi alan insanlar başvurur. Öyle diyeyim. Yani biraz önce saydığımız meslek grupları, sosyal hizmet uzmanı, psikologlar vesaire. Onlar başvurur ve master düzeyi süresi 2 yıldır. İkinci yılın sonunda şeylerini de almışsan, süpervizyonlarını da almışsan
bir aile terapisti olarak çalışmaya başlar ve iş bulur. Bunu yapmak zorundaydı Amerika, çünkü zaten devlet hiçbir şey karşılamıyor. Dolayısıyla hızla insanları şey yapıp yetiştirip geri kalan eğitimlerini ne kadar derinleşmek isterlerse dışarıdan almalarını sağlayacak sistemler oluşturdular. Ve bu aslında şeyde de, İngiltere'de de benim bildiğim böyle görüyor aile terapisi. Avrupa'da aşağı yukarı 450 saatti EFTA, yani Avrupa Aile Terapisi şeyinde. Birkaç sene önce 750 saate çıkarttılar eğitimi. Onlarda da belli bir süre, ama böyle binlerce bir saat değil, yani kesinlikle böyle bir şey yok. Birkaç yüz şeyle, süpervizyonla işlerini götürür ve insanlar çalışabilir hale geliyor ve yalnız tek başlarına da çalışabiliyor. Ama şeyi yaptıktan sonra, yani birinci yıllarını doldurduktan sonra bir kurumda, bir yerde süpervizyonlarını falan alırken aile terapisi uyguluyorlar. Belediyelerde, community center Amerika'da vesaire, İngiltere'de de oralarda çalışabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla yurt dışında bir aile terapistinin önünde hayır yapamazsın, edemezsin yok. Aile danışmanlığı da aynı şekilde. Aile danışmanlığı geleneksel olarak adı aile danışmanlığı kalmış bir müessesedir. Yani öyle diyeyim. Çünkü aile terapi yoktu eskiden. Yani bir tarihe geldiğiniz zaman adı terapi olan hiçbir şey yoktu. Psikanaliz vardı, bir terapi yoktu. Dolayısıyla oralarda psychological counselors veya psychological counseling, family counseling, hala bir kısmı öyle anlatır yani geleneksel olarak. Sonra aile terapisi çıkınca o ayrı bir meslek, o ayrı bir meslek gibi oldu. Bana göre talihsiz bir şey. İkisi de aynı şeyi yapıyor çünkü. Gidin family counseling yüksek lisansı veren okullara bakın Amerika'da veya başka yerde. Orada onlar da aile terapisi eğitim alırlar. Okay. Farkı ne derseniz, ama o tartışmalar bugünün tartışması değil. Benim demek isteyeceğim, aile danışmanları yurt dışında, Amerika ve Avrupa'da önlerinde bu aşamaları geçersen aile danışmanı olursun ve terapiyle uğraşırsın. Yani sorun için gelen insanlarla bir uğraş verip de onların sorunlarını, ilişkilerine odaklanarak sorunlarını aşmaya uğraşıyorsan sen terapi yapıyorsun demektir. Yani öyle diyeyim. Aile terapisti de bundan farklı değil. Aradaki fark, bazı aile danışmanları ve aile terapistleri ağır ve ciddi sorunlara girmezler. Eğitimlerini daha düşük seviyede, düşük yoğunlukta sorunlarla geçirirler. Böyle de emekli olurlar. Bir kısmı da aile terapisinin başlangıcı böyledir. Çok ağır sorunlarla başlamışlardır eğitimlerine. Yani ilk eğitimlere. Yani ağır sorunlar deyince işte bağımlılıklardan tutun, kişilik bozuklukları vesaireye. Kişisel bir tanım olmakla birlikte bunu aile ilişkilerine odaklanarak aşmaya çalışan ve kendi teorisini geliştiren bir şey haline, uygulama haline dönüşmüştür. Ama kısacası söyleyeceğimiz şey, aile danışmanlığı ve aile terapisi yurt dışında aile terapisi eğitimi alırlar ve onları her iki grupta onu uygularlar. Ağırlık meselesi farklıdır. O başka bir şey. Böyle diyeyim. Şimdi biz ikinci turumuza geldik. Ama ikinci turumuza zaman zaman da girdik. Yani öyle diyeyim. Şimdi burada biz neye dikkat edeceğiz ikinci turumuzda? Mevcut durumda nedir mesleklerimiz? Yani PEDER'e, sosyal hizmet uzmanı, aile terapisi, aile danışmanlığı vesaire. Meslek durumumuz nedir? Neyle karşılaşıyoruz? Ve eğitimimizde yurt dışında geçerli sayılan eğitimler var mı?
Yani mesela pederi, sosyal hizmet uzmanı, aile terapisi vesaire yurt dışındaki eğitimleri alırlar mı burada? Mezunlar yüksek lisanstan söz ediyorum. Ve alıyorlarsa süpervizyon alıyorlar mı? Bir durumu, ülkemizdeki durumu bir bu açıdan şey yapalım. Çünkü ruh sağlığı yasasını konuşacağız ve ruh sağlığı yasasında bazı koşullar gelecek. Şunu yapalım, bunu yapalım vesaire. Yani liyakat adımlarını tanımlamak gerekecek. Hala mevcut haliyle bizim ülkemizde nedir diye sorsam ve işe şeyden başlasam. Yine sosyal hizmet uzmanlığı ile başlasam. Hocam, Cengiz Hocam, siz evet. Bir bölümün başkasısınız. En iyi siz söylersiniz. Orada bir terapi eğitimi yüksek lisansta veriliyor mu? Süpervizyon var mı? Süpervizyon yaygın mı? Yayılmış mıdır bütün bölümlere? Yoksa şimdi yeni mı başlamıştır? Nedir? Bir anlatır mısınız? Hocam, sosyal hizmet hem meslek olarak hem disiplin olarak uygulamalı bir disiplin. Dolayısıyla lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde uygulamalar var. Hatta uluslararası standartlar da var. Dünya Sosyal Eğitim Derneği'nin standartları. Tabii ki yurt dışından bahsedecek olursak eğer, tabii ki bu uygulamalarda süpervizyon alıyorlar. Hatta uzaktan eğitim olan programların teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra 800-900 saat gibi yani hocalarıyla birlikte süpervizyon altında ilgili alanlarda çalışıyorlar. Mesela kadın konut evi gibi, işte çocuk psikiyatri gibi, madde bağımlılığı merkezi gibi belki farklı alanlar, işte sosyal hizmetin meslek etkinlik odağına giren müracaatçı sistemlerinin hizmet aldığı birimler. Buralarda tabii ki süpervizyon adı altı, yani süpervizyonla birlikte. Öyle de olmalı. Çünkü sadece teorik bilgi ne kadar yeterli ve ne kadar işimize yarayacak? Tabii. Teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmesi gerekir kişinin ve o bağlantıları mutlaka kurması gerekir. Ve süpervizyon sürecinde de kişinin kendisini tanıması ve çalıştığı işte danışanla birlikte arasında geçecek o aktarımların işte kontrol edilmesiyle ilgili becerileri belki kazanabilmesi, işte steril çalışabilmesi, yansız, yüksüz, yargısız olabilmesi, belki işte farklı birçok teknik ve becerileri kazanabilmesi sağlanmaya çalışılıyor mutlaka. Hocam iki şey soracağım. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de kaç bölümde mesela sosyal hizmet uzmanlığı var? Ve buralarda sözünü ettiğiniz süpervizyon falan yayılmış bir halde midir? Yoksa daha başladığı ama yayılma istidadı gösteriyor. Çünkü öğrenciler öğrenmek istiyor, hocalar da öğretmek istiyor. Nasıldır oradaki durum? Hocam, şimdi Türkiye'de en son 95 tane sosyal hizmet lisans programı var. Bunların yaklaşık belki 80 tanesi falan aktiftir ve öğrenci alıyordur diyebilirim. Uygulamalar var her bir lisans programında. Ama benim gördüğüm kadarıyla hani biraz alanda çalışmış, yetkinliği olan, hani sosyal hizmet uzmanı olan akademisyenlerin sayısının arttırılmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani kaliteyi artırmak açısından öyle düşünüyorum. Eğer onlar da tamamlanabilirse, sağlanabilirse tabii ki olabilir. Ama açık öğretimde bölümler var. İşte onların hani uygulama süreçleri var tabii ki ama hani ne kadar, yani 1500 öğrenci alıyor mesela, 500-700 öğrenci alıyor diyelim ki, hani onların her birisine ne kadar zaman ayrılabiliyor? Evet. Hani o tartışılır. Zaten tartışılıyor da hani diyorlar. Ama hani bizim çalıştığımız danışan sistemleri açısından hakikaten sorunların giderek karmaşıklaştığını ve müdahale becerileri açısından da
daha farklı becerilerin kazandırılması gerektiğine ilişkin artık bu çok aşikar. Bir takım kanıtlar da var, bilimsel kanıtlar da var. Hani kanıta dayalı uygulamalar açısından baktığımızda. Hani sosyal hizmet açısından ben şöyle düşünüyorum, hani bir eğitimci olarak, sosyal hizmet eğitimcisi olarak. Hani bu tür vakalarla çalışabilecek, becerileri kazanabilecek. Aynı zamanda da işte klinik psikoloji gibi, psikiyatri gibi diğer tedavi edici disiplinlerle ya da mesleklerle de eklemlenebilecek ve mesleki sınırlarını da aynı zamanda işte belirgin hale getirebilecek bir sistemin olması gerekiyor. Yani bunu biz başarabilirsek tabii ki ülkemiz için iyi. Yani anladığım kadarıyla atılacak epey adım var o alanda. Evet, çalışmamız gerekiyor. Evet. Okay. Abi Cemil, bir şey soracağım. Sizin meslekle ilgili. Şimdi ortada bir sosyal hizmet terapisi olmadığına göre değişik alanlardan da öğrenci geldiğine göre ve yüksek lisans şeylerinde, eğitiminde giderek yayılan bir terapi eğitimi de var. Başlayan ve yayılan bir süpervizyon da var. Hangi terapi seçer, öyle bir kural var mı sizin bölümlerde? Şu terapi, ille bu terapi olacak, ille bu terapi olacak vesaire diye. Yoksa her bölüm kendi şeyine göre mi seçer? Hocası, eğitim deneyimi olan, donanımı olan uzmanı varsa o terapiyi yapar da öteki başka bir terapi. Nasıl ayarlanır o iş? Buna Cengiz Hocam daha doğru destek sağlayabilirdi ama biz dernek olarak üniversitelerin bölümlerin derslerini incelemiştik, bölümlerle verilen derslerde farklılıklar var mı diye. Tabii ki doğal olarak üniversite kadrolarına göre farklılıklar vardı. Belli ekolden eğitim verenler vardı. Ama ağırlıklı sosyal hizmete baktığımızda çözüm odaklı yaklaşım çok ön planda olduğu için ve sosyal hizmetin ruhunu da çok yansıttığı için çözüm odaklı yaklaşım sosyal hizmette çok kabul gören bir yaklaşımdır. Ve uygulamalarda da müracaatçı ve danışanlarla çalışırken de çözüm odaklı yaklaşım ve sosyal hizmetin çok kendine özgü bir güçlendirme perspektifi ve güçlendirme yaklaşımı dediğimiz bir yaklaşım modeliyle de birlikte danışan ve müracaatçılarla işbirliğini kurmayla ilgili uyguladığı bir ekol de var. Sosyal hizmeti çok uyguladığı ve ders eğitimlerini verdiği ve doktora programlarında da kullandığı bir yaklaşım modeli de çok fazla kullanılıyor. Ama dediğimiz gibi bu biraz önce Cengiz Hocam'ın da söylediği gibi üniversitelerin akademik kadrolarındaki kişilerin yeterliliğiyle de veya işte bir bölümde bir o dalda fazla bir eğitim almış bir hocanın olması belki o dersin veya o yaklaşımın öne çıkmasını sağlatabiliyor. Ama genel baktığımızda çözüm odaklı ve güçlendirme yaklaşımı sosyal hizmetin en temel danışanla veya müracaatçıyla çalışırken kullandığı en önemli iki yaklaşım. Aslında diyoruz. Ailelerle de çok ilgilendiği için evet. Belki aile terapisi eğitimi çok az bir iki üniversitede olduğu için olmuyor. Ama bana kalırsa sanki mesela Amerika'da, İngiltere'de, orada burada aile terapistlerinin büyük bir kısmı sosyal hizmet orijinlidir. Sosyal ne kadar Cahill'den tut bilmem neye kadar. Yani şeydir, öyle bir şey vardır. Ailelerle olan haşır neşir olmanızdan ötürü. Yani mesela Kanada'da yüksek lisans programına aile terapisi, sosyal hizmet eğitimi olmayanı kabul etmiyor. Mesela Kanada aile terapisi eğitimlerinde. Evet. Evet. Yani sosyal hizmetin eğitimi içerisinde aile zaten çok yoğun bir şekilde fonksiyonel olarak zaten ders olarak da verilen aile tedavisi ve aile yaklaşımları. Ve zaten aile danışmanlığı, yüksek lisans programı veya sertifikalarını da ilk başlatan sosyal hizmet bölümleridir. 2000'li evet. yıllarda başlattılar. Çünkü evet. daha ağırlıklı olarak psikososyal boyutta yaklaşımı ön plana aldığı için de bu eğitimleri sanırım Cengiz Hocam da bilir. 2000 yıllarında bir başkent üniversitesi Türkiye'de ilk aile danışmanlığı sertifikasını sosyal hizmet bölümü başlatmış oldu. Böylelikle ağırlıklı olarak zaten çalışmalarımızda bu hizmetler zaten dediğim gibi veriliyor. Sosyal hizmetin zaten temel
üç temel yaklaşımı vardır. Sosyal grup çalışma, sosyal kişisel çalışma ve toplumla çalışma dediğimiz ana üç yöntemi vardır. Bunlar terapötik bilginin alt anlamında veren bilgilerdir. Cengiz Hocam buna daha fazla katkı verebilir. Ağırlıklı sosyal ilişkilerin düzenlenmesine yöneliktir ama verilen eğitimler tamamen terapötik eğitimlerdir. Ama kullanım kısmı daha farklı bir boyuttadır. Bunlar sosyal hizmetin zaten müracaatçı veya danışanla çalışırken kullandığı üç temel yöntemidir. Bunlar da zaten dediğiniz yöntemler sosyal hizmetin bu alanla ilgili yaklaşımı, bağlantısını da gösteriyor. Aynen. Ama dediğimiz gibi bu süreç bölümler, ben şimdi ruh sağlığı yasasını da konuşmamız gerekirken, yasa bu yıl çıkacak ama bir 20 yıl, 50 yıl belki yürürlükte kalacak. Evet. Şimdi bugünün koşullarıyla sen şunu yaparsın, sen şunu yapamazsın deyip sınırlamak bir gelişimi de önlemektir. Tabii. Şimdi ben ruh sağlığı yasası oluştururum. Ruh sağlığı ile ilgilenen meslekler bellidir. Eğer ben bu mesleklerin eksikliklerini fark ediyorsam ruh sağlığı yasası içinde bu düzenlemeleri koyabilirim ve isteyebilirim bu mesleklerden. Evet. Bence en önemli kısıtlayıcı bu olmamalı. Yani şu anda bu meslekler zaten dünyada bu işi yapıyor. Ama bu dünyada belki işlevselliği ve etkinliği şu anki koşullar ülkemiz açısından yeterli değil ve eksik görülebilir. Bunlar ilgili maddelerde ruh sağlığı yasası düzenlenirken bu mesleklerin de bu yetkinliğini artırılmasını YÖK'le işbirliği yapılarak veya benzeri düzenlemeler yaparak gelişimini sağlatabilir. Çünkü 50 yıl sonra bu sosyal hizmet eğitimi belki şu anki eğitimden çok daha farklı olacaktır. Ama şu anki yasa, böyle bir yasa çıkarıp bugünün koşullarıyla söz gelimi çıkartılsa 50 yıl sonrakine engel olabilir. 1928'deki çıkan yasada da şu an yaşadığımız sıkıntılar değil mi hocam? 1928'de çıkarılan yasa 2023'te halen geçerli gözüküyor. Hocam bir oradan gelişme. Oradan ders alacağız. Evet. O yüzden bu tarihte çıkan yasaya bir madde koyacağız. Alandaki gelişmelerin nasıl pratiğe yansıyacağına meslek örgütleri karar verir diyeceğiz. Devlet karar vermez. Aha. Devletin ruh sağlığı hizmetiyle hiçbir know-how'u yok. İşte o yüzden hiçbir know-how'u yok. Yasamız 1928 tarihli, sıhhat ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun. İçinde ruh sağlığı lafı bir kere bile geçmiyor ama Türkiye'nin bütün ruh sağlığı o yasayla idare edilmeye çalışılıyor. Şimdi böyle abuklukların önünü alabilmeliyiz. Onun için dediğin gibi ruh sağlığı yasası nasıl kaleme alınıyor? Cin gibi gözümüzün açık olması lazım. Yani bugüne değil, bir, yarına. Bir mesleğin know-how'u o meslek tarafından bilinir. Ha, ona da dikkat etmek lazım. Çünkü Avrupa ve Amerika alana girişi zorlayacak bir sürü iş yapıyor. Rekabet sevmiyor. Mesela EFTA, Aile Terapileri Derneği 450 saatten 750 saati çıkardı eğitimi. Yani 450 saatte yetişmiyor mu terapist de 750'ye çıkardı? Hayır, böyle bir şey yok. Dolayısıyla içeriye fazla adam girmesin. Yani arazi kavgası demek ki yani 1 milyon senedir var da hala da var yani. Bunlara bizim çok uyanık olmamız lazım ve açık tutmamız lazım. Peki. Yani demek istediğim bu kadar. Yani yasa düzenlenirken bugüne özgü, bugünün kuralları ve koşullarını düşünerek değil, geleceği de düşünerek biraz evet, açılımlı yapılması. Evet, doğru. Özlem Hanım, sizin mesleğiniz açısından mevcut durumumuz nedir? Mevcut eğitim ne veriyor, ne veremiyor, nelerin yapılması lazım? Ne dersiniz? Ondan önce şunu söylesem, izninizle, arazi kavgası dediniz ya. Evet. Sanki arazi bizde o kadar çok ki kavgaya gerek yok. Yani en azından bizim keşke böyle düşünseler de. Ruh sağlığı alanında yapılacak o kadar çok, o kadar çok var ki. Evet. Hem toplum temelli,
hem birey temelli uygulamalara hem aile evet. tarafından baktığımızda evet. çok fazla iş var. Yani psikososyal evet. müdahaleler, artık neresinden söyleyeceğimi de şaşırdım heyecandan. Ama bu kavga bizi yoruyor. Bu kavga evet, tabii ki. Evet, yapacağımız işi yapamaz hale geliyor. Özlem Hanım, bakın bu kavga sizi yoruyor. Birilerinin gıdası bu. Ben de bitirdim hocam. Birilerinin gıdası bu. Oradan besleniyorlar. Sıkıntı evet, evet. bu. Başka bir şeyden beslenmiyorlar yani. Evet. Evet. Şimdi bizim PDR programlarındaki mevcut duruma bakacak olursam da lisans düzeyinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şu dersleri alıyorlar. Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma becerileri, psikolojik danışma ilke teknikleri, grupla psikolojik danışma teorisi, grupla psikolojik danışma uygulaması, aile danışmanlığı, meslek etiği ve yasal konular, travma sonrası psikolojik danışma, psikolojik ve süpervizyon alıyorlar. Evet. Ve bunlar zorunlu dersler. Bunlar lisans mı? Lisans zorunlu dersler bunlar. Evet, okey. Ayrıca bu programın içinde çocukla psikolojik danışma, çok kültürlük ve psikolojik danışma, evlilik öncesi psikolojik danışma, bu bizim programa ait, özür dilerim, aile içi iletişim gibi seçmeli aile eğitimi gibi seçmeli dersler alıyorlar. Yani bu derslere baktığımızda ve yurt dışındaki ders isimleriyle karşılaştırdığımızda Amerika'dan ithal edilen bir program olduğu için son derece uyumlu isimleri görüyoruz. Evet. Eğer terapi ekolü açısından bakarsak da biraz daha BDT temelli seçmeli dersleri görüyoruz. Biraz daha kısa süreli çözüm odaklı kapsamında seçmeli dersleri görüyoruz. Ama şunu sorarsanız PDR programlarının ekolü nasıl bir formasyondadır derseniz biraz daha hümanistik, biraz daha insancıl yaklaşımda bir temeli vardır. Daha evet. Rogerian bir yaklaşımına gider. Çocuklarla falan uğraşılıyor, evet. aileler var. Sadece çocuk değil hocam. Çocukla ilgili bizim zorunlu bir dersimiz yoktur. Çocuk bizim seçmeli dersimizdir. Evet. Ama okulda psikolojik danışma, tabii ki okul bizim önemli bir alanımız, bizim çok olmamız gerektiğine inandığımız bir alanımız, başlaması gerektiğine inandığımız bir alanımız. Ama şunu söyleyeceğim PDR eğitimiyle ilgili olarak, PDR alanıyla ilgili olarak, Türkiye'deki süpervizyon başlığındaki yayınlara bakın, tezlere bakın, lisans doktora, yüksek lisans doktora tezlerine bakın, TÜBİTAK projelerine bakın, TÜBİTAK projelerindeki kapsamında verilen süpervizyon eğitimlerine bakın. Daha psikoterapi temelli olanları söylüyorum. Ekol temelli olanları söylemiyorum. Süpervizyon evet. literatür böyle ayırır zaten. Bunların hepsi PDR alanında yürütülmüş çoğunluğu. Yani şey de gönderebilirim. Evet. PDR alanında yürütülmüş çalışmalardır. En son Türk PDR Derneği'nin yine süpervizyonla ilgili bireyle psikolojik danışma uygulaması kapsamında akreditasyona yönelik olarak çıkarttığı, bir ekiple çıkarttığı, hatta diğer dersler de var bunların arasında, bir standartizasyon çalışmamız da yürüyor. Ve taslak standartlar şu an bütün alandaki akademisyenlerle ve uygulamacılarla paylaşıldı. Öte taraftan en son yapılan kongrede yine bir grup akademisyenin bir araya geldiği, tamamen gönüllü bir araya geldiği ve yine süpervizyonu tartıştığımız, yaklaşık 2 sene sürdü bu çalışma. Psikolojik danışma alanında süpervizyon nasıl verilir başlıklı en iyi uygulamalar kılavuzu çıkarttık. Yani süpervizyon bizim işimizin önemli bir parçası. Tabii. Ve bence bizim alanda da, yani ruh sağlığı alanına baktığımızda da, hani Amerika'da dedim ya, bir eğitim, akredite bir eğitim programından mezun musunuz? Yeteri saatte bir deneyiminiz, terapi deneyiminiz var mı? Ve süpervizyon aldınız mı? Evet. Bizim sağlığı yasasının da bu süpervizyonu nasıl tanımladığı, kim, çünkü Amerika'da ve İngiltere'deki sistemde bunlar da çok standartlara bağlanmış durumda. Tabii. Süpervizyonun nasıl verileceği, kimin tarafından verileceği son derece önemli. Bir de bu akreditasyon kuruluşlarının bağımsız kuruluşlar olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ben kendi meslek örgütüm olarak kendimi akredite ediyorum. Tabii. Buralar biraz bana soru işaretleri gibi geliyor. Ama bizim alanda mesela bir tane daha bağımsız bir akreditasyon kuruluşumuz var.
o akreditasyon kuruluşu da PDR'e eğitimini, vizyonunu ve misyonunu bilmediği için, evet biz akrediteyiz mesela, bizim programımız 2025'e kadar, ama yasal zeminde karşılığı bence tam olarak yok. Olarak değil, hiçbir şekilde yok. Hocam belli yerlerde var, teorik derslerde var ama uygulama... Hayır, ülkemizde yok. Onu demek istiyorum. Bizde var. Var hocam. Bizim program aslında işte. Bizim yasamızda siz yoksunuz. Üniversitenin. Bunu söylüyorum. Üniversite programı dışarıdan akreditasyonu almıştır. Alıyor ama tabii. Ama bizim yasamızda yeriniz yok. Bakın, sizin mezunlarınız PDR mezunları, gidip bir yer açtığı zaman Sağlık Bakanlığı geliyor, 85 bin lira ceza veriyor ve bir de suç veriyor. Yani ceza hukukuna giriyor. Sadece sen bizim kendine... mezunlarımıza vermiyor ki hocam bunu. Efendim? Sadece bizim mezunlarımıza vermiyor bunu. Hayır, sadece siz de onu demek istiyorum. Yani sizin yasal zemininiz yok derken akreditasyonunuz... Ben onu söylemedim. Yurt dışından gelen bir akreditasyon. Hayır, lisans programının akreditasyonunu söylüyorum. Üniversitedeki lisans programımızın akreditasyonu için bir bağımsız kuruluş var. Tamam. Ha, yüksek lisansı için konuşmuyorsunuz yani. Hayır. Lisans programımız için. Ama olsa da fark etmiyor. Yani şu anda devlet herhangi bir yüksek lisansı, klinik psikolog hariç herhangi bir meslek örgütü erbabının yüksek lisansını, mezuniyetini, süpervizyonunu, sorumlusunu neyi alırsa alsın tanımıyor şu an. Hocam, neden? Çünkü birey bazındasınız. Ben üniversitelerdeki program bazındayım. Hocam, onu anladım. Okay. Hani oradan onu söylemek istiyorum. Oradaki akreditasyon kurumlarının bağımsız olması ve ruh evet. sağlık alanını iyi biliyor olması lazım ki bizleri evet. akredite edebilsin. Evet. Yani siz doğru bir laf dediniz. Benim akredite edecek olan kurul benim mesleğimden olması lazım. Benim mesleğimin erbabı olması lazım. Evet, yani, evet. Lazım. Bizim hazırladığımız ve önerdiğimiz yasa, ruh sağlığı yasası bunu öneriyor. Bu söylediğimiz. Yani adını da şöyle koyduk. Ulusal Ruh Sağlığı Akreditasyon Kurulu. Yasa böyle evet. Ve bunun içinde meslek örgütleri var ve bir de devlet kurumları var. İşte o akreditasyon kurulu bana şunu söylemeli üniversitedeki programa. Sen evet. eğer psikoterapist eğilimli ya da psikoterapiyle ilgilenen bir öğrenci yetiştirmek istiyorsan senin programında bunlar olmalı. Evet. Sen bu standartları karşılamalısın. Evet, ve ben o standartları karşılayabiliyorsam zaten o program akredite evet. olacak. Evet. Bu anlamda söylediğim şey hani onun da devletten bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum ya da hükümetten bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bizim yeni bir yasamız var. Çıktı bu tabii ki. Bu yasa Cumhurbaşkanlığı yasası. En önemli getirdiği şeylerden bir tanesi bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizde yasaları milletvekilleri çıkarmıştır. Hala da öyle. Yeni yasa da öyle. Ama önemli bir fark var. Milletvekilleri çıkarmıştır ama yasayı kovalayan ilgili bakanlık da milletvekili olduğu için bakan çıkarmıştır yasaları. Şu anda böyle bir yetkisi yok. Yani bakan müdahale edemiyor çünkü milletvekili değil. Ve bu şu anda müdahaleyi önlüyor. Eğer yerinde kullanılırsa tabii ki o zaman bakan yapmış olmayacak, milletvekilleri çıkaracak. Şeyin içine, akreditasyon kurulunun içine devlet kurumunu koymazsanız yapamıyorsunuz. Dışarıda da vardır. Mesela New York yasasını açın, iki tane orada devlet kurumu yetkilisi vardır. Onlar çok kendilerine ait devletle ilgili meseleleri bakar. Ama teknik meselelere, yani bir aile terapistinin veya bir örneğin
ne yapması, ne yönetmesi gerekir, kaç sene okuması lazım vesaire, bunlara karışmaz onlar. Devletin karışması gerektiği kadarına karışırlar. Evet, ya hocam onu söylüyorum. Devlet tabii ki hiç olmasın demiyorum. Sonuçta yasayı çıkaracak olanlar onlar. Ama meclisten geçecek bu. Ama benim söylediğim şeyi siz de çok net altını çizdiniz. Benim söylediğim şey meslekle ilgili olan kısmında daha tabii, çok evet, aynen meslek örgütlerinin olması gerektiği tabii, yönünde. Evet. Hayal, diyeceğin, ekleyeceğin şeyler var mı? Şöyle, bildiğim kadarıyla lisansa girişte de zaten belli bir şey var bizde. Öyle değil mi Özlem Hocam? Belli bir baraj var. Var. Hı-hı. Diğer bölümlerde, evet. Diğer bölümlerde, psikolojide ya da sosyal hizmet uzmanlığında yok bu bildiğim kadarıyla. Ama bizim özellikle mezunlarımızı akreditasyonunu almış üniversitelerden mezun etmek gibi bir hedefimiz de var. Yani bunu başka bir üniversite olarak değil, yani İzmir'de de başka üniversitelerde de, İstanbul'da da, Ankara'da da üniversitelerde de bu akreditasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Ama hedefimiz şu, benim mezunum psikolojik danışman olarak hangi üniversiteden mezun olduysa benim derneğim de üniversitelerimde ona verdiği eğitimin arkasında olacak. Çünkü akreditasyon bunu sağlayacak. Bu hocanın böyle bir eğilimi var, bunu öğretiyor. Öbür hocanın eğilimi başka, onu öğretiyor gibi değil. Yani psikolojik danışman olarak mezun olan İstanbul'daki de, işte Ordu'daki de, Samsun'daki de aynı şeye sahip olacak. Yetkinliğe, beceriye sahip olacak. Bunlarda da özellikle verdiğimiz teorik eğitimleri süpervizyonlarla arttırabilmek için sanıyorum ki sahada çalışan hem akademisyen olan hem de kendileri pek çok eğitime katılıp süpervizyonlarını alan en fazla herhalde gruplardan biriyiz, meslek gruplarından biriyiz. Ya bunun yanında akreditasyon başka bir anlamda da önemli bence. Çünkü üniversiteden mezun olduktan sonra, yani ruh sağlığı mesleğini yapan kişiler sadece psikoterapist olması gerekmiyor ki. Yani pek çok basamak var, pek çok alan var. Hani hiçbir zaman böyle bütün alan bizimdir, her şeyi biz yaparız. Hiçbir zaman ben bu tarafta olmadım ama yani okulda çalışan psikolojik danışman arkadaşım bu becerilerini yerine getirirken, bu yetkinliklerini yerine getirirken psikoterapist olması gerekmiyor. Psikoterapistlik başka bir meslek gibi aslında belki de. Yani bunu yapmak isteyen yapar. Ama psikolojik danışman olan, rehberlik servisinde çalışmak isteyen ya da psikolojik danışman olarak işte kariyer psikolojisiyle ilgilenen ya da aile danışmanlığı ile ilgilenen meslektaşlarımız da olacak. Ha, bunun yanında hani okul bizim için çok önemli bir saha. Çünkü bence yani toplumu ve aileyi en temelde, en basit ve çabuk kavrayabileceğimiz yer okul olduğu için. Yani 3 yaşında, 4 yaşındayken bizim elimize gelen çocuklarda biz orada işte hani pek çok düzenlemeyi gelecekte de belki de ruh sağlığıyla ilgili olsun, sağlıkla ilgili, temel sağlıkla ilgili olsun en kolay ele alan gruplardan birisi. Ha, burada da tek başımıza olmayalım. Bana göre okullarda da sosyal hizmet uzmanlarının da olması gerekiyor. Biz bunu da konuşuyoruz. Ya da okullarda da klinik psikologların ya da psikologların da olması gerekiyor. Yani bütün okul sistemi, rehberlik sistemi psikolojik danışmaya bağlanmalıdır. Hani ben hiçbir zaman bu görüşte olmadım. Çünkü buna da ihtiyaç var. Daha bütünsel bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü Türk aile sistemi, Türk toplum sistemi gerçekten de travmalara ve psikolojik sorunlara çok açık bir noktada şu anda. Bu kadar göç alan, bu kadar çok hani yoksullukla uğraşan bir milletiz ki bundan sonrasında daha da fazla ihtiyacımız olacak. Yani şeye baktığımızda ruh sağlığı profilleri çıktığında herhalde 2011'de miydi en son yapılan? Orada çocuklarda 9 ile 11 arası gibi hatırlıyorum. Yani daha çok ben farklı gelişen bireylerle ilgilendiğim bir dönemdeydi. Yetişkinlerde bu daha da yüksekti. Yani bu bunlarda ne kadar kişi hizmet alabiliyor? Bu ortalama hani %10'un ne kadarı hizmet alıyor diye baktığında belki 5'te 1'i alamıyor. Ama en azından okul sisteminin içinde ya da aile danışmanlığı merkezlerinde bunlara ulaşmak biraz daha kolay bir hale geliyor. Hayacığım bir şey eklemek istiyorum. Buyurun hocam. Çünkü biraz şöyle diyeyim. Bir ayırım yaptım konuşurken. Hı hı. Psikoterapistler, onlar başka. Hani terapist yaptı, danışmanlık başka dedi. Şimdi bana bu
tehlikeli bir ayrım gibi gelir hep. Çünkü o zaman bütün bu mezun olan yüksek lisans vesaire terapi eğitimi almış, süpervizyon almış insanları bir de psikoterapist misin diye sınava filan tabi tutuyorlar. Avrupa'da var bu, Amerika'da da bazı eyaletlerde var. Bunlar anlamsız ve şey, yani işe yaramayan şey. Ne demek istiyorum? Rehberlik okulunda birisi kapıyı çaldı, girdi. Annemle babam abire kavga ediyor, çok üzülüyorum, intihar etmeyi düşünüyorum dedi. Yani oradaki rehberlik okulundaki veya korkuyorum dedi. Neden korktuğumu da bilmiyorum dedi. Yatağın altında canavarlar var dedi. Şimdi bunlar bizim gözümüzde büyük ölçüde düşük yoğunluklu sorunlar sınıfına girer. Hı hı. Koruyucu, peki, önleyici ruh sağlığı hizmeti alınabilir. Koruyucu, önleyici alırsın da gece uyuyamıyorum diyor. Bir şey yapman lazım. Peki bu öğrencilerin müdahale edebilmek için terapi eğitimi dışında başka tavsiye mi edecek? Ne yapacak? Ne diyorsun? Anlayamadım. Hayır. Terapi eğitimi için elbette ki psikoterapist olabilmek için alması gereken pek çok konuştuğumuz şeyler var. Yani bir yani danışman eğitim sürecinden geçecek. Evet. Ama danışmanlıkta yani illaki de psikoterapist olması gerekmiyor. Yani kariyer işte danışmanlığı için. Bak güzelim, bana kalırsa ille terapist olması gerekmiyor. İyi değil o laf. Ne psikoterapi eğitimi alıp uygulaması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ha, okey. O zaman o psikoterapist ayrı bir ünvan değil yani. Evet, ama bak, eğitim dünyanın alırsa bu ülkesinde, dünyanın birçok ülkesinde yüksek lisansını yapıp süpervizyonunu da alırsan terapist olur. Evet. Şimdi senin söylediğin ayrı bir sınıflandırma yaratıyor. O zaman hakiki terapistler kim? Bunlar kim? Bunlar kim olacak? Anlatabiliyor muyum? Özlem bir şey söylüyor. Sanki ben Hayal'in söylediğinden şöyle anladım. Belki benzer bir perspektiften baktığım için. Yani ruh sağlığını psikoterapi odasına sıkıştırmak zorunda değiliz. Toplum temelli çalışarak da aslında ruh sağlığına hizmet ediyoruz. Aynı zamanda iyileşmeye. Orada, tabii ki bir, böyle dolayısıyla bir şey. Sadece psikoterapistler ruh sağlığı uzmanı değildir gibi anlıyorum ben Hayal'in söylediğini. Evet. Orada bir sıkıntı yok. Buna hiçbir zaman karşı değilim. Ben öyle anlamadım. Çünkü, ben öyle anlatmaya çalıştım. Okay. Benim gözümde danışmanlık da yapsa, terapi de yapsa bir terapi eğitimi alması gerekiyor. Aile danışmanları aile terapisi eğitimi alır. Ha, ağır vakalarla uğraşmayabilir. Onun eğitimini almayabilir. Ama ailelerin müdahaleyi terapi yaklaşımı olarak eğitimini alır. Bunu demek istedim sadece. Tamam. Büyük ölçüde de yanlış anladım herhalde. Peki, biz toplantımızda şimdi eğer şeyler varsa sorular vesaire, o kısma geçtik. Geçelim ama geçmeden önce paylaşmak istediğimiz şey varsa paylaşalım, öyle geçelim. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Hayal Hanım'ın söylediği PDR, hani psikolojik danışmanlıkta baraj var. Sosyal hizmette ve psikolojide yok tarzında. Ben PDR anlamında değil, eğitim anlamında bir baraj var. Yani öğretmenlikle ilgili bir baraj olduğu için, meslek olarak da öğretmenlik kabul edildiği için sanırım benim bilgim, Özlem Hocam düzeltebilir yine eksikse bilgimi. Benim bildiğim eğitim fakültelerinde öğretmenler için bir baraj konuldu. Belli bir puanın altında alanlar kabul edilmiyor diye. Benim bilgim o şekilde. Sanırım o anlamda Hayal Hocam. Yani sadece psikolojik danışmanlık için değil, tüm öğretmenler için bir baraj sistemi var. Yani milli eğitimle ilgili doğru biliyorsun, bilmiyorum ama emin değilim. Orada her şeyse Özlem Hanım hocam düzeltebilir. Şunu söylemek belki doğru olabilir. Tıpta da var aynı baraj. Hukukta da var. Öğretmenlik eğitim fakültelerinde de var. Doğrudur. PDR programları eğitim fakültelerinin içindedir. Olması gereken yer benim kanımca orası zaten.
Ancak PDR programı bir öğretmenlik değildir. O yüzden de eğitim fakültesinde olduğu ve doğrudan insana temas ettiği için zannediyorum ki önemli bulunduğu için 300 bin barajı YÖK tarafından konmuştur. Aynı evet, o zamanında, diğer meslek gruplarında da var. Evet. Zamanında bence PDR Derneği'nin yanlış bir girişimiydi o. Öğretmen statüsüne sokup maaş vesaire dengeleri ayarlanmaya çalışıldı tahmin ediyorum. YÖK'ün de bugün PDR öğretmenlik dediği tabii ki sırıtıyor. Psikolojik danışman kullanamazsın diyor. Allah Allah. Senelerce eğitim veriyorsun, psikolojik danışman yetiştiriyorsun, mezun olunca kullanamıyorsun. Yani bunu artık kullanabiliyorlar hocam MEP'te. Artık kullanabiliyorlar. Artık eğer PDR mezunuysanız MEP'te psikolojik danışmansınız. PDR mezunu değilseniz ama rehberlik serviste çalışıyorsanız o zaman rehber öğretmensiniz. Yeni yasal düzenleme MEP'te böyle. Peki YÖK'ün son kararı ne? Hocam yok, ünvan vermez. Yanlış bir şey var orada. Son dakikada işte ben de onu söylüyorum. Evet, yanlış diye zaten. Var. Evet. Evet. O yanlış karar. Yok ünvan evet. vermez. YÖK'ün öyle bir yetkisi de yoktur. Mesleki yeterliği sorgulayacak evet. bir kurum değildir. Aynen. Yok. Aynen. O yüzden de geçerliği olmayan bir şey aslına baktığınızda MEP elemanı çalıştırıyor. Eleman da okul psikolojik danışmanı ve adına okul psikolojik danışmanı diyor. Evet. Ve MEP diyor ki yasaya göre, düzenlemesine göre yönetim Oğuz Başkan'ın zamanında oldu bu gelişmede. Onun çabaları sayesinde diyebiliriz. Çok koşturdu bu işin peşinden. Rehberlik servisinde evet. çalışıyorsa ve PDR mezunu değilse de ismi, mesleki ismi rehber öğretmendir. Evet. Okay. Peki Cengiz Hocam siz bir şey diyecek misiniz? Hocam şunu ekleyebilirim belki az önceki konuşmalarla ilgili bu süpervizyonlarla ilgili hani bazı ünitelerde eğer meslek elemanı kliniklerde çalışmışlığı varsa yani psikiyatride bir 5 yıl 10 yıl gibi bir çalışma deneyimi varsa bu süpervizyon saatlerinden sayabiliyorlar. Evet. EFTA da bunu yapıyor. Hani başka derneklerde belki hani bir bunu ekleyebilirim belki. Onun dışında yani kolaylaştırıcı şeyleri sağlıyorlar. Evet. Peki Yuşa, arkadaşların bir arzusu var mı? Kafaların takıldığı şeyler var mı? Öncelikle çok soru soruldu ama hepsi konuşma içerisinde zaten yanıtlandı. Bunun içerisinde ben yine birkaçını derledim. Birkaç sorum olacak. Bunların ilki evet. ben şöyle sorayım. Çünkü az önce de aslında aynı konudan bahsediyorduk. Şimdi elbette biz lisans programları ile psikoterapiyi birbirinden ayırdık. Yani evet. aslında bu farklı bir meslek alanı gibi düşünebilir belki. Belki bu şekilde özetlenebilir diyelim yine kısaca ama psikoterapiye çok yakın ama aynı zamanda yine bir meslek alanı ya da bir lisans programı olmayan şeyler var. Sanırım bunların arasında bir ayrım yapılması gerekiyor. Ayrıca ben özellikle kendim de bir İstanbul Üniversitesi PDR'ye çıkışlıyım. Ben de ayrıca bunu sormak istiyorum. Öncelikle psikoterapiyle ki hocam aynı sizin de bahsettiğiniz gibi orada belki işte burada Özlem hocamla Hayal hocam daha iyi bilgi verirler bize. Psikoterapiyle psikolojik danışmanlığı ve hatta yaşam koçluğunu bu üçünü birbirinden nasıl ayırmamız gerekiyor? Özellikle burada bizi takip eden insanlar var. Şunun altını çizmem gerekiyor bunu gerçekten buradaki meslektaşlarımdan da bahsederken yine genç bir mezun olarak. Yaşam koçu arkadaşlar özellikle elbette kişisel gelişim alanındalar. Daha önce de bahsettiğim psikoterapi de bir sağlık alanı iştigali değil tam anlamıyla. Ama şu an en azından yasalar açısından böyle görünüyor. O yüzden biliyorsunuzdur belki bir reklam yasağı da var. Hatta bununla ilgili çok ciddi cezalar alan bazı kurumlar oldu. Yani yalnızca örneğin uzmanlardan hizmet alın yazdığınız zaman siz işte reklam mı yapıyorsunuz sağlık alanında uzman deyip manipüle ediyorsunuz. Dolayısıyla size ceza keseceğiz gibi bazı böyle ilk duyduğunuzda hayret bu nasıldır diye sorabileceğiniz uygulamalar yaşandı. Ama yaşam koçluğu gibi ya da ilişki koçluğu, yaşam koçluğu hatta tuvalet koçluğu, hayat koçluğu bilmiyorum yani çok farklısı var ve bunlar kişisel gelişim alanındalar. Dolayısıyla bunları birbirinden nasıl ayırıyoruz? Yani hemen şunun altını çizeyim. Elbette bunun teorik bir ayrımı vardır. Ama pratikte siz de biliyorsunuz ki insanlar ekranlara çıkıp bir seansta işte panik atağı çözüyoruz.
diyorlar. Hatta bunu bir takım frekanslarla, seslerle yapabildiklerini de iddia ediyorlar. Yani burada çok ilginç bir şey yaşanıyor. Çok manipülasyona açık bir ortam. Ne yazık ki bizim halkımız da çok bilinçli değil. Dolayısıyla burada birçok farklı açıdan gerekli olduğuna inandığım yaşam koçluğu, hatta bunun dışındaki diğer ilişki koçları, koçluk ayrıca, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık, bunları birbirinden nasıl ayırırız? Mesleklerden ve lisans programlarından tamamen bağımsız soruyorum bunu. Ben aynı zamanda ICF lisanslı, biliyorum hocam, akredite bir koçum yani. Evet, evet. Onun için benim günlük pratiğimde tabii ki beni terapist diye tanırlar, öyle gelirler. Kurumlar da yöneticilerine koçluk yapmamı isterler. Bana sorarsan bunu nasıl ayırt ediyorsun diye, gerçekten şeydir, yani dikkat edilmesi bir gereken bir konudur. ICF kurallarına göre terapi dili ve klinik dil kullanılmaz. Hatta koçlukta bunu böyle yap, bunu böyle yap da denmez. Yani dersen onun etik kurallarını çiğniyorsun demektir. Böyle ayrımlar var ama bunlara kimler uyuyor, kimler uymuyor, ne kadar şikayet oluyor mu? Çünkü koçluk derneği var, dernekleri var, oraya şikayet ediyorsun bunu, bana böyle yaptı diye. Kimsenin şikayet ettiğini falan da sanmıyorum ayrıca. Dikkat eden ediyor, etmeyen etmiyor. Öyle diyeyim. Ama kuralları bakımından her ikisinde de meslek örgütü var ve şeyleri var. Bunu yaparsın, bunu yapamazsın vesaire. Koçluğun tanımı vardır. Ciddi, ayrıntılı bir tanımı vardır. Karışmaz birbirine. Ama sen koç olup da ben panik hata çözüyorum dersen, derneğe üye bir koçsan seni atarlar. Atmaları gerekir yani, şikayet olursun. Bunu yapan, duyduğun zaman şikayet edersin meslek örgütüne. Şeyi de verirsin, gidiyorsun. Gereğini yaparlar. Peki. Onlar koçluk eğitimi olmayan, bir derneğe de üye olmayanlar genel. Sahne kapıyor yani, öyle düşün. Tam Özlem hocamlara da geçmeden tekrar bir parantezle, benim de çok yakın zamanda tanıştığım bir ergoterapist arkadaşım oldu. Onları dinledim. Yani biz belki teorik açıdan konuştuğumuzda bazı şeyleri ayırt edebiliyoruz. Ama örneğin gündelik yaşamı kolaylaştırmak gibi ultra muallak, teoride böyle sanki anlıyormuşuz gibi gelse de pratikte gerçekten birçok şeyi içine alabilecek bir takım şeyler. Ne yazık ki burada bile örneğin psikolojik danışmanlıkta ilk akla gelen ayrım belki hatta şeydir. DSM'de geçmiyorsa eğer, ya da tanılı değilse eğer, psikopatoloji yoksa eğer gibi böyle muallak cümleler. Yani kime göre, neye göre? Tabii orada kriterler var ama sahiden samimi olursak eğer, yakından baktığımızda hangimizi illaki DSM içerisinden bir yere kaydıramayız ya da bir şekilde çerçeveleyemeyiz. Dolayısıyla burada bir alternatif sunmamız mümkün mü? Hatta ergoterapiyi de bu işin içine dahil edersek, yani yaşam koçu bu işin hangi kısmıyla ilgilenir? Psikolojik danışman, eğer böyle bir ayrım varsa, tabii önce ona ekliyorum. Psikolojik danışman hangi kısmıyla ilgilenir? Psikoterapist hangi kısmıyla? Ergoterapist, hatta psikanalistler de var aslında bunun içerisinde ama elbette bu, oturup bunun ayrımını yapmak çok kolay değil. Ancak bir takım kriterler önerebilir miyiz? Alternatif bir ayrım, bir belirteç getirebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Buyurun. Özlem Hanım, buyurun, size başlayalım hocam isterseniz. Hayal, senle başlayalım mı? Çünkü takıldık. Neden takıldık? Şöyle, psikolojik danışmanların içinde psikoterapist olanlar varsa dediği sınırları zaten biraz daha geniş tutmamız gerekiyor. Ama sadece lisans mezunu ve hani belli bir alanda çalışan biri ise, o zaman zaten onun alanı bellidir. Yani aile danışmanlığı ile ilgili eğitim aldıysa bir aile danışmanlığında psikolojik danışmanlık yapıyor olabilir. Ya da işte okulda çalışıyorsa bir rehberlik servisinde okul rehberlik servisinde yapacağı görevleri yapar. Ama bunu mesela koçlarla karıştırır mı? Sanmıyorum. Yani neden sanmıyorum? Çünkü orada biraz daha yukarıdan bir yerden bakıyoruz ama diğer, yani psikolojik danışmanların
görev tanımları biraz daha aşağıda kalacağı için, hani günlük hayat becerilerini işte sürdürmek ya da sıkıştığı, stresle baş edemediği yerlerde hani ona işte yol göstermek falan gibi değil. Hani sonuçta bizim yaptığımız iş. Öyle o kadar net bir ayrım ne kadar var, o gerçekten de benim kafamda da oturmadı henüz. Çünkü burada sınırlar dediğinde o sınırların içinde mesela bahsettiğimiz konular biraz daha psikoterapistin yapabileceği şeyler. Hani lisans mezunu bir psikoloğun ya da işte yaşam koçluğu eğitimi almış birinin yapacağı bir şey değil. Ama yaşam koçu dediğinde biraz daha Emre Hoca'nın söylediği hani koçluk derneğine bağlı eğitimlerini tamamlamış birinden bahsediyorsak, o zaten kendi sınırlarında kalmayı bilen biridir. Zaten kalmazsa derneği onu hani bir şekilde bu sistemden diskalifiye edecektir. Psikolojik danışmanlıkta da biraz daha bu var aslında. Çünkü bizim de çalıştığımız alanlar net ve belli. Hani biz burada çalışıyoruz, burada çalışıyoruz, burada çalışıyoruz dediğimizde oradaki görev tanımlarımız ya da bulunduğumuz yerdeki işte isimlerimiz, ünvanlarımıza göre yapacağımız görevler belli. Biraz daha burada koçluk eğitimini de almamış ama kendine koç diyen insanların bence sınır aşımlarından bahsetmek gerekiyor. Yani biz kendi alanımızda böyle biraz daha bu sınırları korumayı becerirsek, o zaman dışarıdan da kimse girmeyecek. Bunları nasıl tanırız? O zaman yani koçlukla ilgili belge ya da sertifikasyonun yapıldığı bir sistem var sonuçta. Bunları insanların sorgulaması gerekiyor. Ya da psikolojik danışmanlıkla ilgili lisans eğitimini, yüksek lisans eğitimini ya da psikoterapiste bununla ilgili aldığı eğitimleri gösteren elimizde belgeler var. Yani bunlar belki de ön planda konuşulması lazım. Benim yetkinliğim işte ben travma alanında çalışıyorsam ya da işte ne bileyim grup psikoterapisiyle ilgileniyorsam bununla ilgili aldığım bütün dünyada kabul görmüş ya da işte Avrupa'da kabul görmüş, akreditasyon tamamlamış, süpervizyonlarını alan bir sistemin içindeyim. Ama bunu belgelemeyen kişiler belki de daha çok. İşte koçluksa da Emre Hoca'nın söylediği gibi. Onları nasıl tanımlarız, onları nasıl buluruz onu bilmiyorum. Yani o biraz daha Instagram'da gezerken rastlanılan kişiler gibi geldi bana. Hayal, esas zorluk şu. Yurt dışında eğer bir koçluk eğitimi almamışsan, bir derneğe de üye değilsen, ben koçum diyorsan seni ciddi biçimde cezalandırırlar. Sahip olmadığın bir yetkiye sahipmiş gibi davrandığın için. Evet. Yasaların olmadığı ve engelleyecek şeylerin de olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Başka her alanda bir sürü yasa var da ruh sağlığı son kale. Evet. Bakın Türkiye'nin her alanında bir şeyler yapıldı. Ruh sağlığıyla hiçbir şey yapılmadı daha. Oradan çıkıyor şey. Eğer arkadaşların kaygıları bunlara nasıl engel olursa olamazsınız. Mümkün değil, yasa yok. Sana ne diyecek adam? Korkularla uğraşan kendime de koç diyorum diyecek. Yani akıllı olsa böyle konuşmaz. Başka türlü konuşur. Daha çok müşteri kazanır. Ama o aklı da ben vermeyeyim şimdi onu. Ama sistem temelden sağlam bir yapıya gelirse bence zaten bu sistemin içinde bu kişilere evet, ihtiyaç ki. Kalmayacak. Evet. Yani ne bileyim çocuklar daha şimdi aile hekimleri var mesela. Aile hekimleri gibi ülkemizde aile danışmanları olsa çocuklar nasıl hani doğduklarında daha ana çocuk sağlığı merkezlerinde bazı standart bir şeylerden geçiyor. Onların ruh sağlığıyla ilgili de mesela hizmetler biraz daha böyle çok daha kolay ulaşılabilir bir noktada olsa, o zaman Yürşan'ın söylediği gibi hani böyle kalkıp da uyku koçu, tuvalet eğitim koçu, bilmem ne koçu falan bunlara ihtiyaç kalacak. Ha, bunları gerçekten de ihtiyaç var mı? Şu anda var. Çünkü insanlar zaten aileler kendi bu sağlıklarını korumaktan şu anda çok yoksunken çocukların ruh sağlıklarını koruyabilecekleri bir noktada değiller. O zaman da hizmet istiyorlar, hizmet almak istiyorlar. Ulaşabildikleri de kim oluyor? En görünür olanlar oluyor.
Bu noktada bence işte esas danışanı ya da hizmet almak isteyen aileyi bilgilendirecek güçlü bir sisteme ihtiyacımız var. Oradan seçecek neye ihtiyacı olduğunu bulacak. Yani onu bilmediği için dolayısıyla elini attığına gidiyor. Esas danışanın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, psikoterapi tanımları, terapist tanımları, nereden bulurum, hangi ekolle çalışabilirim, her ekol, her danışana, her aileye olmayabiliyor. O yüzden güçlü bir bilgilendirme sistemi diyorum ben. Ruh sağlığı farkındalığı diyebiliriz belki adına. Evet, şu anda bunu diziler, filmler yapıyor. Ama değil mi? Ben vatandaşlara, bu soruyu soran arkadaşlara şunu öneririm. Buraya kafayı takacağına, derneğine, meslek örgütüne baskı yap, yasayı çıkarsın. Evet, bu yasanın içinde bunlar olacak çünkü. Yani bunlara hayıflanmak da bir şey olmuyor çünkü. Evet, doğru. Peki, başka soru var mı Yuşa? Hocam biliyorum vakti geçmek üzereyiz ama bir soru daha var ve bu çok sık sorulan bir soru. PDR'nin yurt dışında başka ülkelerde bir lisans alanı olmadığı, aslında yalnızca bir yüksek lisans alanı olduğu, ki burada şunu da altını hemen çizeyim. İşte danışmanlık psikolojisi diye çevriliyor aslında, psikolojik danışmanlık olan. İşte bu counseling diye bildiğimiz alan. Bir de klinik psikoloji alanı var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili hocalarımız ne söylemek istiyorlar? Yani bir PDR diye bir lisans programı sadece Türkiye'ye özgün bir program ve yurt dışında yok mu? İki, bu ikisinin arasında nasıl bir fark belirleyebiliriz? Yani bu danışmanlık psikolojisi de dediğimiz, psikolojik danışmanlık, bir de klinik psikoloji. Ben burada söz alabilirim. Yurt dışında, Amerika'da özellikle, bu söylediğim şey Amerika'yı kapsar. Evet, lisans düzeyinde PDR programı azdır, çok azdır. Yani işte 5-10 program falan var bildiğim kadarıyla, çok azdır. Ve daha çok yüksek lisans düzeyinde bu program yürür. Ancak orada gene bir soruyu soranlarda bir hatalı bir bilgi var. Counseling psychology ile counseling alanı Amerika'da farklı tanımlanmıştır. Counseling psychology, psychology'nin altında bir alandır. Doğrudur, buraya itirazımız yok. Çok doğru. Ama counseling alanı daha çok eğitim fakültelerinde human development adı altında olan bir bölümdür. O yüzden ikisi ayrı bölümlerdir. Türkiye'deki karşılığı psikolojik danışmaya denk gelen counseling alanı da yüksek lisans düzeyinde yürür. Yüksek lisans düzeyinde yürürken de çok güçlü bir yine eğitim programı vardır. 60 saat, 48 ile 60 saat arası ders kredi başına ders alırlar. Bunlar CACRAP'tan akredite programlardır. Yine söylediğim üzere güçlü süpervizyon saatleri vardır. Yani lisans düzeyinde yoktur ama yüksek lisansı bizimki gibi 8 saatlik bir yüksek lisans programına denk gelmez. 48-60 desek demek ki en az 20 ders alıyor psikolojik danışma alanında demektir. O yüzden ayrımlara bakalım. Çok da kolay ayrımlar bunlar. Ona göre belki kafamızdaki o kalıplar biraz esneyebilir. Kalıplar biraz esneyebilir. Ama ben buradan söylediğinizden şöyle bir anlam çıkardım. Lisans programı olarak psychological counseling yok değil ve guideline şeyi, PDR lisans programı var, az var ama var. Yani olmayacak bir şey değil yani. Hatta yani, şöyle hocam, hatta şöyle biz Amerikalı meslektaşlarımızla kongrelerde karşılaştığımızda hep şey derler, biz sistemi anlatırız. Onlar da buraya çok geldiler, sistemi gördüler. Keşke bizimki de lisanstan başlasa derler. Yani aynen öyle yani, evet. Niye kötü ki hani, bu? Evet, lisanstan başlasa çünkü daha böyle nasıl söyleyeyim, daha temelden yetişeceğini düşünüyorlar. Yalnız Özlem Hanım, ben bir şeyi hep eleştiririm, öyle diyeyim. O da şu, bir sınava, üniversite sınavını 3 milyon insan katılıyor veya 2 milyon katılıyor. Hani 1 milyonunu atalım. Şimdi 2 milyonun içinden seçme insanlar, yani bunlar seçilmiş insanlar, üniversite kazanıyorlar ve orada PDR lisansı
olarak başlıyorum. Hatta psikoloji için aynı şeyi konuşuyorum ve sosyal hizmet uzmanlığı için aynı şeyi konuşuyorum. 4 sene bu seçilmiş elemanları pratikte ciddi beceri setleri edinmeden eğitiyoruz. Eğitimlerin adları var. Hatta uygulama filan da diyor. Ama biliyoruz ki onlar bir iş edinmiyorlar. Yani 4. sınıfı bitirip de yüksek lisansını yapmazsa aldığı eğitimin işe yaradığını görmeyecek. Şimdi mesela bazı İskandinav şeylerinde ilk 4 yıla psikoloji vesaire bütün onlar dahil ilk 4 yıla belli beceri setleri koyuyorlar. Mesela 2 yılın sonunda başlıyorlar bunu koymaya. Mesela anaokulunda bir sertifika açıyor. Anaokulunda yani ilk 4 yılda oluyor. Anaokulunda anaokulu hocası olma yolunda başlıyor bir şey öğrenmeye. Çok beğenirse oradan devam ediyor. Dolayısıyla bana kalırsa hep yazık geçen bir zamandır bu. O ilk 4 sene lisans programlarında ruh sağlığı hizmeti için ileride hizmet verecek ama ruh sağlığı hizmetiyle ilgili hiç değilse problem çözme becerileri, düşük yoğunluklu sorunlarla uğraşma beceri setlerini öğretebilir ve insanları daha önceden, çok daha erkenden şeye geçirebilirler programlar. Bu Amerikan modelidir ve maalesef Amerikan modeli olduğu gibi değişmeden devam ediyor. Halbuki ben değişmekte olan bir ülkeyim. Yani benim Hocam size bir araştırma sonucumla yanıt verebilir miyim? Tabii ki buyurun. Biz tam bu söylediğiniz kapsamda beceri eğitimini verdiğimize inandığımız için Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyorum ben. Bahçeşehir Üniversitesi'nde büyük bir yüreklilikle çıktık rektörlüğe dedik ki biz bu kadar sayıda lisans öğrencimiz var. Biz bunlara süpervizyon vereceğiz ve biz bunları üniversitedeki öğrencilerimize vermek istiyoruz. Bizi okay. desteklediler ve biz ama çok sıkı bir süpervizyon sistemiyle biz bu yardımı sunduk. Dedik okay. ki bu yardımı sunduk ama ne kadar etkili, ne yaptık yani? Üniversitedeyiz ya, araştırma boyutu da var tabii. Biz bunun etkililiğine de baktık. Hem danışanlar açısından baktık. Hizmeti alan danışana da söyledik. Sen süpervizyon eşliğinde alacaksın bu hizmeti. Sen alacaksın hizmetten. Ve gizlilik bu koşullarla sağlanacak, korunacak. Bütün etik şeyleri masaya yatırarak biz bu işi yaptık. Araştırmasını da yaptık. 60 küsur danışanla çalıştık. 8'er seansta bunlara yardım sunduk. Danışanların ruh sağlığında, yani şöyle söyleyebilirim, negatif duygulanımlarında düşme oldu. Pozitif duygulanımlarında da artış oldu. SCL 90'daki psikolojik belirtileri de azaldı. Okay. Sonra dedik ki, bunu da hatta bir bildiride sunduk kongrede. Sonra dedik ki bu yetmez, tamam danışanlar iyi, faydalanmış ve biz bunun takibini hep yaptık. Yani yıllardır Bahçeşehir'de yapıyoruz. Ve bundan sonra dedik ki, peki bizim öğrencilerimiz ne oluyor, ne öğreniyorlar? Psikolojik danışma becerilerini öğrettiğimizi varsayıyoruz ama bir yerden bir yere gidiyor mu bu? Bunun araştırma sonucu da hakikaten psikolojik danışma becerilerinin az önce saydığım alanlarda çok kültürlük olsun, temel psikolojik danışma becerileri olsun, ileri düzey psikolojik danışma becerileri olsun arttığını gösteriyor. Yani eğer psikolojik danışman eğitimcisi, kendi bölümüm için söylüyorum, yüreğini ortaya koyarsa, zamanını verirse, süpervizyona zaman ayırırsa, evet, okay. öğretebiliyoruz. Okay. Yani ben de tam bunu işitmek isterdim. Şunu da söyleyeyim mi siz? Ben ilk mesleğe başladığımda çok yarama bastınız. Empati. 3. sınıfta ilk teknik dersini veriyorum. Diyorum ki acaba yani ne oldu? Empati artıyor mu? Büyük bir yeni akademisyen heyecanıyla data topladım. 3. sınıfta, dersten önce, dersten sonra, 4. sınıfta evet artıyor. 3'te dersten sonra artıyor, 4'te uygulamadan sonra biraz daha artıyor. Sonra dedim ki tamam artıyor ama yaşa bağlı olabilir.
Yani bir sürü nedene bağlı olabilir diye düşündüm. Sonra bunları fakültedeki başka bölümlerle karşılaştırdım. Artmıyor onlarda. O da yetmedi. Ben bir de mühendislikle karşılaştırayım. Onlar da artmıyor. Artmıyor yani. O yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bizim niteliğini arttırmamız gereken şey psikolojik, yani kendi programım için psikolojik danışman eğitimcilerinin niteliğidir. Evet. Yani bu alanda yapılabilir çok şey var. Çünkü o gençler 4 sene bir şey öğrenmeden sınavlara gidiyorlar. Olup aklında tutup puan alıyorlar. Yani bu buradan çıkmak lazım. Biz geri kalmış, ilerlemeye çalışan bir ülkeyiz. 10 bin dolar milli gelirimiz var. 60 bin dolarlık ülkelerle vuruşuyoruz. Bizim insana ihtiyacımız var. İhtiyaç bu yani. Onu demek istedim. Bir de şunu da ben söylemek istiyorum. Yani neden pedere programları lisansta? Ya mutlaka lisansta olması lazım. Az önce siz de söylediniz. Biz geri kalmış, az gelişmiş bir ülkeyiz. Ruh sağlığı hizmetleri erişilebilir değil. Yani ben böyle bir lüksümüz yok yani. Yok yani. Toplum temelini bir yere koymazsam, okul gibi bir toplum merkezinin içine koymazsam bu hizmeti. Yani affedersiniz ama nereye koyayım? Önleyici çalışacaksan bu okulda olmalı ve okulda olacaksa da lisanstan başlamalı. Yapacak bir şey yok yani. Aynen öyle. Ben hani Amerika'daki gibi, İngiltere'deki gibi araştırıp da 35 dolara seans alamıyorum yani. Bizimdeki seans ücretleri malum. Okulda olmalı. Biz okulda olmalıyız ve nitelikli psikolojik danışmanlar yetiştirmek zorundayız. Ve psikolojik danışmanlar ruh sağlığının bir parçasıdır. Yani benim görüşüm bu yönde. Sanıyorum aramızda katılmayan da yok. Evet hocam, hatta ben izninizle bir şeyin de tekrar altını çizeyim çünkü hala soruyorlar. Burada aslında biz niçin psikoterapinin de yalnızca devletin eline bırakılmaması gerektiğini, bunu meslek örgütlerinin aslında sürdürmesi gerektiğini, içinde bir takım belki devlet görevliliğiyle birlikte denetlenmesini, bağımsız kurumlarca yapılması gerektiğini konuştuğumuz için bununla ilgili soruları sormuyorum. Bunun dışında ayrıca ruh sağlığı yasasına ilişkin hala aslında kimler psikoterapi yapabilir yayınında dahi soru geliyor. Bunları sormadığımı düşünüyorlar. Neden sormuyorum? Öncelikle Eylül'de ruh sağlığı meslek yasasıyla ilgili bir program yapılacağı için, ancak elbette yine de buradaki arkadaşlar da çok merak ediyorlar. Size ben çok sorulduğunu, başınızın etini yendiğini çok iyi biliyorum hocam. Keza bana dahi soruyorlar bir yerden ulaşan insanlar. Dolayısıyla ben size sormak istiyorum. Çok sık dile getiriliyor. Yani bir ruh sağlığı meslek yasası. Hatta bazı kısımlarca biliyorsunuz psikologlar meslek yasası gibi dile getirildiği de oluyor. Dolayısıyla buradaki son durum nedir? En azından bir özet geçmenizi istersek eğer. Yaparız. Yani çünkü başından itibaren uğraşıyoruz. Bir kere şeyi ayırt edelim. Meslek yasasıyla ruh sağlığı yasası aynı şey değil. Meslek yasası çabası olmayacak bir çaba. Devlet şey yapmıyor meslek yasasını. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ve yurt dışında da, yani Amerika'da da geçerli olan MYK, Mesleki Yeterli Kurulu kuruldu. Bu şeye hizmet versin diye kuruldu. Ve Avrupa Birliği programları içinde biz bu yasayı aldık, kabul ettik. İsteyen meslek gidiyor MYK'ya, ben kuaförüm diyor. Ve onun bütün kuralları orada çıkıyor. Çıkartılıyor yani. Ve meslek yasasında kuaförlük mesleği olarak tescil ediliyor. Yani bunun içinde nasıl eğitim verilir, nasıl yapılır, kriterleri nedir, hepsi var. Ve aynı şeyi istiyorlar ki, yani devlet istiyor ki, kardeşim, sen yasayla düzenle ruh sağlığı yasasında kuralları, muralları, ama git meslek olduğunu MYK'ya, ben aile terapistiyim, ben şuyum, ben psikoloğum, her neyse, bunları orada MYK kurallarına göre tanımla. Hatta sınavları da var. Yani sınav, bunu aile danışmanlığı için yaptık da başından sonuna kadar onun için söylüyorum. Aile danışmanlığı için bütün şeyleri çıkardım. Şeyde, aile terapisti için değil. Ama MYK'ya takıldı bir çeşit. Onu da işte bu yakınlarda uğraşacağız inşallah.
Onun yolu bu. Şimdi ruh sağlığı yasasına gelince söyleyeyim. Bu 2017'de meclise verilen ve büyük ölçüde Milli Hareket Partisi milletvekili Deniz Depboylu tarafından meclise verilen metnini de bütün meslek örgütlerinin daveti vardı ama o meslek örgütlerinin istedikleri şeyler orada yapılmadı. Yani hiçbiri yapılmadı. Öyle diyeyim. Çünkü bunun metnini psikiyatri derneği ve orada bulunan psikiyatristler yazdı bunun metnini. Bazılarını da davet etmediler. Mesela aile danışmanlığı ve çift ve aile terapisi meslek değildir dedi. Yani ruh sağlığı hizmeti vermez dedi. Orada bulunmadı. Gelen oraya meslek örgütlerinin başkanları geldi. Ama kendi yönetim kurullarına ve tabanlarına orada ne olduğunu bir sene boyunca hiçbir şey anlatmadılar. Onun için taban, yani meslek üyeleri, öğrenciler, şunlar bunlar veya uygulayıcılar o yasanın nasıl gittiğini hiçbir zaman öğrenemediler. Meclise verildiği zaman öğrendiler. Ama o yasa içeriği açısından hiç anlatmayayım. Olabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Dünyada da öyle bir yasa yok yani. Hemen söyleyeyim. Olmayacak bir çabaydı o. Dolayısıyla engel olundu ve kullanılmadı. Onun üzerine aradan biraz zaman geçti ve bizim gayretimizle o zaman biz dedik ki o zaman biz organizasyon içinde bunu anlatabileceğimiz insanları, politikacıları bulmamız lazım. Dolayısıyla o insanlara ulaştık. Yani bunun içinde meclis başkanı, grup başkan vekilleri vesaire, yani bir kalabalık bir grup var yani. Onlara workshop yapıldı, bir seminer yapıldı, anlatıldı. Dünyada ruh sağlığı yasası nedir, neler uygulanıyor, nasıl? Bizim ülkemizdeki yasanın durumu anlatıldı. Ne yapılması gerekiyor? Böyle bir özet sunduk. O zaman dediler ki anladık, o yasa çıkmayacak. Okey. O zaman bunun için girişimde bulunalım. Tabii ki devlet harekete geçti. Ve bu iki insan, Mahir Ünal, grup başkan vekili, AKP ve diğeri de eski Sağlık Bakanı. Evet, Recep Akta. Bu ikisi kabullendiler. Ve bütün meslek örgütlerine, yani ruh sağlığı hizmeti veren meslek örgütlerine tabii ki bizim versiyonumuzu uyguladılar. Dünyayı anlattık onlara çünkü. Yani o zaman dünyaya ters. Çünkü bize diyorlardı ki dünyada böyleyse demek ki dünya yanlış yapıyor filan gibi böyle apuk şeyler söylediler. Yani neler işitmedik. Neticede bütün meslek örgütleri kendi dosyalarını hazırladı. Biz de hazırladık. Ben ÇATET temsilcisi olarak gittim. Aşağı yukarı duruma göre birkaç saatlik görüşmeler yapıldı. Ve neticede bunlar yapılırken kamu temsilcileri de geldi. Bunlar için de Milli Eğitim Bakanı, YÖK işte ve diğer Aile Bakanlığı vesaire. Böyle bir 10-15 kişi ek onları da çağırdılar bütün toplantılara. Benim yaptığım toplantıda YÖK Başkanı vardı. Diğerlerinde üst düzey yöneticileri gelmişti. Nitekim öyle geliyorlardı. İşte Ahmet Cemil de kendisi gitti sundu. O da bunları biliyor yakından. Dolayısıyla bu görüşmeler bitti. Pandemi geçti. Ve görüşmeler bitirildi. Dosyalar verildi. Her meslek örgütü ben böyle bir şey istiyorum diye verdi. ÇATET de verdi. Diğerleri de verdi. Ondan sonra
söyleyin adını. Yavaş yavaş şeylere doğru geldik. Metnin yazılmasına. Metnin yazılması onlara düşen bir işti. Yani onlar yazacaktı. İnsanları kullanacaktı. Mesela arada bir danışıyorlardı. Randevu veriyorlardı. Gidiyorduk. Bu böyle mi, bu böyle mi vesaire diye. Öyle bir süreler geçti. İyice hazmedecekleri bir süre. Neticede öyle bir seviyeye geldi ki artık bu metin ortaya çıkması lazım. Ama maalesef seçim zamanı geldi. Şimdi seçim zamanı gelince milletvekili tayfasının kafası başka bir şeye çalışmıyor. Yani mümkün değil yani. Biz de ısrar etmeyelim dedik. Zorlama olmasın bunlar. Ve seçimden sonraya kaldı. Yani daha doğrusu seçimden sonraya değil de şöyle diyeyim. Biz çalışmaya başlayacak şimdi Ekim ayında. Orada yavaştan yürümeye başlayacak. Şu anda tatil. Meclis tatilde. Yaz tatilinde. Büyük ölçüde içinde olmasını istediğimiz birçok şeyin bu işin muhalifi olan taraflara anlatıldığını biliyorum. Yani artık bu yasa çıktığı zaman şöyle bir şey beklemeyin dendiğini biliyorum. Nedir o? Sizin bugüne kadar alıştığınız hiyerarşik yapı ruh sağlığı hizmetinde olmayacak. Ki bu çok önemli bir adım tabii ki. Onun dışında bizim önerdiğimiz ruh sağlığı yasasının başarılı olabilmesi için birçok kamu kuruluşunda çok ciddi bir dönüşüm sağlamak gerekiyor. Aile Bakanlığı, ondan sonra şeyler, Sağlık Bakanlığı zihniyetini değiştirmesi lazım. Bunun gibi bundan sonra şeyler var. Üniversitelerde hızlı ve çabuk öğretilecek terapiler var. Bunlar kısa süreli terapiler diye bilinir. Yani kognitif davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi vesaire, EMDR vesaire. Bunların eğitimleri de kısa. Kısa vadede sonuç alabiliyorsun. Yani öyle diyeyim. Üniversitelerin bunlara yönelmesi lazım. Eleman yetiştirmeleri lazım ve çok desteklenmeleri lazım. Diye bununla beraber yürürse ruh sağlığı yasası anlamlı hale gelir. Öbür türlü yani yasa çıkar ama işe yaramayabilir diye uyarılarımızı da yazdık, yazılarımızı da yazdık. Şimdi böyle bir bekleme aşamasındayız. Böyle değil. Ve hiç olmadığı kadar da ümitliyiz. Ben çünkü 50 senedir, yani ilk maceram 69 işgali Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Canımız sıkılıyor. Ya bazı öğrencilerin canı sıkılıyor. Yani oraya okumak için gelmişiz. Hani devrim mevrim iyi güzeldi. Yani bir şeyler yapılabilir orada. Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamızdı. Ona gittik. Dedi ki ya hocam siz hiç çalışmanızı durdurmadınız. Yani orada odanızda gidiyorsunuz her sabah. İşiniz var sizin. Yani ders veremiyorsunuz. Tamam. Ama bizim işimiz de yok. Biz öğrenmeye geldik. Şu meslek yasasını hiç değilse bir araştıralım. Yani psikolog dediğin öğretmen oluyor. Başka bir şey olamıyor. Yani meslek dalı değil. O zaman öyleydi. Orada ilk burnumuzu soktuğumuz yer orasıydı. Yani 69'da 50 sene önce. Ve o yasa değişmedi. 50 sene. Zaten 1928'de yani kabul edilmiş. Sonra baktı ortalık düzelmiyor. Çiğdem Hanım ben İstanbul'a gideyim orada bekleyin dedi. Biz de kendi çapımızda kendimizi geliştirmeye çalıştık. Etrafta ne oluyor dedik. Ama ondan sonra
devamlı ilgilendik. Yani işimiz ruh sağlığı yazısı, mesleğimizi ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl uygulayacağımızı. Ama bir türlü değişmiyor. İlk defa ümitliyiz. Çünkü ben kendim uğraştığım için birçok durumda hiçbir bakan, hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı ilgilenmedi. Hiçbir şekilde ilgilenmedi. Yani ne randevu verdiler böyle bir konu için, önemini anlattığımız halde vesaire, araya adamlar koyduğumuz halde hiç öyle bir randevu veriyor, 10 dakika dinliyor, kapı çalıyor, bilmem ne diyor, gidiyor. Yani olmayacak bir süreçti o. Olmadı. Ben de zaten uzun zaman peşini bıraktım. Yani normal politikte. İlk defa bu sefer dinleyen insanlar çıktı. Üst düzey karar alıcıların okeyi çıktı. Yani bunlar uğraşın dediler, önemli dediler, anladık dediler vesaire. İnşallah. Evet. Ne diyeyim? Birimiz içimizden diyor tabii, burası Türkiye Emre Hocam. Ne olacağı belli olmaz. Bunu ben de diyorum, hani kendime yüksek sesle demiyorum da. Bir tarafım diyor yani. O kadar sürprizle karşılaşmışızdır ki bu ülkede. Evet. Hocam çok ama vazgeçmek yok. Hayır, olmaz. Evet. Anlaşıldı. Artık vaktimizi de iyice aşmış durumdayız. Benim de daha fazla soracağım soru yok. Tekrar altını çizeyim. Ruh sağlığıyla ilgili olan ayrı bir yayın olacak. Çok fazla soru geldi. Ben kendime not aldım. Ruh sağlığı meslek yasasıyla özel, yani bu başlıktan bağımsız sorularını orada tekrar iletebilirler. Orada da tekrar bir soru cevap yapıyor olacağız muhakkak. Emre Hocam, kapanış için sözü tekrar size bırakayım. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah. Tabii ki, buyurun. Mesleki yeterlik kuruluyla ilgili şimdi Özlem'le bakışıyoruz. Biz hani Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği benim de yönetim kurulunda olduğum dönemde biz zaten başvurularımızı yaptık. Daha sonraki yönetim döneminde sonuçlandı. 6. seviyede psikolojik danışmanlık, 7. seviyede okul psikolojik danışmanlığı ve kariyer psikolojik danışmanlığı görev tanımlarımız alındı. Ama hala psikoterapist olur mu olmaz mı bunun tartışması nedense sürüyor. Nedense değil. Sağlık Bakanı bak. Hayır, o espri hocam. Espri o. Şimdi şöyle. Çift ve aile terapisi içinde başvurdum. Biliyorum. Yaşam koçları da başvurdu hocam. Onları aldı. Önce koçlar aldı bizden önce. Hocam alır bak. Yani nedeni şu. Bizim toplantımıza Aile Bakanlığı'nda bilmem ne daire başkanı geldi. Yani burada açıklıyorum. Yani çünkü oldu bu. Sizin derneğinizin adı Çift ve Aile Terapisi. Terapi tedavi demektir. O da tıbbi bir şeydir. Olamaz dedi gitti. MYK dedi ki valla Sağlık Bakanlığı hayır diyorsa yapamayız dedi. Yani aynen böyle bitti. Evet. Şimdi yeniden başvuracağız. Çünkü artık bakanlar hani yasalara şey yapamıyor filan ya. Evet. O zamandan bu zamana biraz daha ortalık güçlendi filan. Hani öyle. Uzun soluklu bir yüzücü ve koşucu olmak lazım bu işlere girdiğin zaman. Evet. Onun için herkes kendi mesleğine ve derneğine sahip çıksın. Derneğinizi taciz edeceksiniz. Yönetim kurullarınızı. Çalışın diyeceksiniz. İş yapın. Ha, iş yapmıyorsan ayrıl, ben geleyim diyeceksin oraya. Bunlar meslek örgütlerinin işidir. Konuşursan, ağlaşırsan ve didinirsen işi çıkarırsın. Biraz uzun iş ama olur. Ucuna geldik sayılır. İnşallah öyledir. Bakalım. Peki. Özlem Hanım, bu ruh sağlığı yazısıyla ilgili olarak ileride görüşelim isterim. İnşallah hocam, tabii. Size çok az, fazla zamanınızı almamak için 2 sayfalık, 5-3 sayfalık bir şeyler yolladım. Tamam. Oraya baktınız mı? Hiç vaktiniz olabildi mi? Baktım. Okey. Baktım, okudum. Okey. Aşağı yukarı o
yani tamamı değil tabii ki uyguladığımız şey, kalın bir dosya ama çok özü itibariyle onu barındırıyor, öyle diyeyim. Düşündüğünüz şeyler olursa, ekleyeceğiniz şeyler olursa bu çalışmaya çok ihtiyaç olacaktır tahmin ediyorum hala. Yardım edebileceğimiz bir şey olursa memnuniyetle. Okey. Peki. Cengiz Bey, aynı şey sizin için de geçerli tabii ki. Sağ olun hocam. Teşekkürler tabii ki. Sağ olun. Peki arkadaşlar, sağ olun. Çok teşekkürler. Mehmet Sungur herhalde öyle kapadı gitti ama arkasında yoktur. Ergün sağ ol. Çok teşekkürler. Yuşa sağ ol. Sizler de arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi. Eyvallah. İyi günler. İyi akşamlar. Katılımcılara da herkese iyi akşamlar.